geldiniz. Bugün yine aydınlanma toplantıları çerçevesinde ki dördüncüsü oluyor hatırlayacağınız gibi. Karanlık, biraz karanlık başlığı altında aydınlanmanın karanlık yüzünü konuşacak sevgili Rahmi Öğüt'le birlikte. Şimdi bildiğiniz gibi aydınlanma hem siyasi ve politik bir yönü olan hem de felsefi bir yanı olan bir dönem. Dolayısıyla bugüne kadar biz bunu hem siyasi bu dönemin hem siyasi ve felsefi yönüyle ele aldık. Politik yönüyle de birlikte elbette. Bugün de sanatla felsefe bağlamında aydınlanmayı birlikte ele alacak. Bildiğiniz gibi yaşadığımız dünyayı kavramak, anlamak için elimizde üç büyük alan var. Bilim, felsefe ve sanat. Bunlar sürekli birbiriyle etkileşim halinde. Bu grafiği ben yaptım. Tesadüfen böyle çıktı. Aslında ben bir çember yapmak istedim. Çünkü hiçbirini başa koymak istememiştim. Böyle bir karmaşık bir şey çıktı. Benim çok hoşuma gitti. Çünkü gerçek ilişki aslında böyle. Bunu lütfen iki boyutlu olarak bakmayın. Çizelgeye. Daha üç boyutlu, biraz daha hareketli, zaman boyutunda girdiği ve ilişkileri sürekli dönüştüğü bir çerçeve içerisinde bakıldığı ilişkiye. Tabii bir de arka planda bu üçlü ilişkiyi etkileyen, bildiğiniz gibi farklı dönemlerde farklı iktidarlar ve iktidar ilişkileri var. Din olmuş tarih boyunca aristokrasi, daha sonra burjuvazi ve bugün büyük küresel sermaye hep bu ilişkinin arkasında ve bu ilişkiyi yönlendiren ve etkileyen bir şey. Şimdi sanat ve felsefe bakışlarımız üzerine aynen aydınlanmanın günümüzü kavrayışımız üzerine olan büyük etkisi gibi her dönem etkilemiş hayata bakışımızı. Örneğin Orta Çağ'da her şeyin tanrısal ve aşkın olanla anlaşılmaya çalıştığı bir dönemde sanat eserlerine yani özellikle ikonalara baktığımızda tanrı merkezli bir bakışın ön planda olduğunu görüyoruz. Görünenin ardındaki görünmeyenin araştırıldığı, benleşenin ardındaki benleşmeyenin bulunmaya çalışıldığı bir süreç bu aslında. Çünkü aşkın olan çok ön planda. Hayat öyle anlaşılmaya çalışılıyor. Ve burada da gördüğünüz gibi tanrıdan gelen ışığın göze geldiğini, tanrısal olanın ön planda olduğunu görüyoruz. Yeni çağda bu bakış tamamen tersine dönüyor. Tabii ki Kopernik ve Newton dediğinin bu müthiş buluşların dünyanın merkezini ve evrendeki yerini değiştiren zaman ve uzay boyutunu ortaya koyan bu fizik anlayışlarının oturması ve felsefede de Kant'ın aklı ön plana getiren, bilgiyi ön plana getiren, aşkın olanı tamamen zihinsel mekana çektiği anlayışın baskın olduğu dönemde artık insan merkezli o ters perspektiften uzaklaşıp doğrusal perspektifin baskın olduğu bir dönem başlıyor. Dürer örneğin konuda çok çalışmış bir ressam. Ve bu insan merkezli bakış temsilinin ön planda olduğu, hayatın bir tiyatral ekran olarak yansıtıldığı bir anlayışı getiriyor sanatta. İnsanlar daha çok bir gösteriyi izleyen pasif konumda bulunuyorlar, izleyen kişiler. Ve bir sanat aslında burada bir dekor nesnesi olarak gerçekliğin ışığını izleyen gerçekten bir paravana dönüşüyor bir anlamda. Bu insan merkezli bakışın tabii ki çok enteresan bir yanı var. Çünkü yaklaşık 500 yıl süreyle dünyayı kavrayışımız üzerinde sanatta da olduğu gibi son derece etkili oluyor. Bunun nedeni ise aydınlanmada çok ön plana geçen bir sınıfın burjuva uygarlığının değerine ve kusursuzluğuna duyulan sarsılmaz bir inancın tüm süreç içerisinde devam edegelmesi. Gene bilimde olan önemli değişiklikler ve kırılmalar, örneğin Einstein fiziğiyle artık Newton fiziğindeki zaman boyutunun mutlak zaman kavramının değişmiş olması, dördüncü boyutun zaman boyutunun üçlü boyutun ötesinde farklı bir kavrayış getirmesi,
tabii ki sanata da yansıyor. Artık temsil ve taklit ihtiyacı sanatçılık çok daha geri planda. Yeniden bir anlamda orta çağdaki benleşmeyenin benzemeyenden çıkarmak, benzeyenden benzeşmeyeni çıkarmak ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Temsilin terk edildiği bir dönem. Tanrı'nın, Kant'ın ağır yaraladığı Tanrı'nın, yani aşkın olanı dünya kavrayışında kullanma düşüncesi Nietzsche ile iyice aşkımız uzaklaştırılıyor. Dünyayı kavrayışımızda Nietzsche Tanrı önceliğinde ilan ediyor. Tabii ki evrim teorisi de yine algılaşım üzerinde çok büyük etki yaratıyor. Ve sonuçta Leonardo'nun o kontesinden sonra modernizmde tamamen temsilin geri planda olduğu güzelliğin göz ardı edildiği bir dönem başlıyor. Yine tabii ki bu ben şeyleri çok biraz yüzeysel geçiyorum. Daha çok sanat ve felsefe bağlamında bir tarihsel geçiş oluşturmaya çalıştım. Tabii ki çok büyük savaşlar, 20. yüzyılda iki büyük dünya savaşı insan sanatçıda birçok büyük tepkiler de yaratıyor. Duşan, retinal algının dışına çıkan, yani burjuvazi anlayışını o aydınlanma çerçevesini kıran bir yaklaşım getirmek adına tamamen sanatı bir dinsel etkinliğe dönüştüren bu kutuar meselesini, kutuar işini yapıyor. Ve bu dönem Andy Warhol'un işleriyle de aslında şu an tarihsel avantgard dediğimiz bir dönem. Dediğim gibi hem dilde hem dünyada olan olayların etkisi sanata da bu şekilde yansıyor. Günümüze geldiğimizde ise gerçekten fizikteki büyük değişiklikler, kuantum fiziğiyle atom altı dünyasının tamamen sağlığıyla arttığı dünyası, nörofelsefenin, insanın da artık özgür iradenin kaybı ve bu anlamda yapılan bir sürü çalışmanın insanın da öldüğü noktasına geldiği bir anlayışı gündelik hayat kavrayışımıza katması, Marx'ın bir öngörüsüyle her şeyin buharlaştığı, artık sabit olan hiçbir noktanın olmadığı bir dönemde çağdaş sanat tabii dağılmış durumda. Sanatın sonundan ya da sanatın sonundan sonraki sanattan artık söz ediliyor. Geçenlerde sevgili Ravi'nin bir konuşmasını dinledim. Contemporary'nin yani çağdaş sanatın konumu birleştirmekten geldiğini söyledi. Gerçekten bir bilgi ve ilgi bombardımanı altında yaşadığımız bu dönemde, her şeyin dağıldığı bu dönemde ki bu imge bombardımanında tabii ki sanatın da rolü var. Bir şeylerin de birleşmesine ve toplanmasına olan ihtiyacımız artıyor. Bu bağlamda sanatın, sanattan ya da beklediğimiz şeylerin de rolü artıyor. Bu benim çizime tekrar dönersem ilişkiye, bu da tabii bilimin, bilimdeki gelişmeleri teknoloji üzerinden de çok üstünde baskın bir şekilde geldiği meselesi ve artık iktidarın da tek bir küresel sermaye olarak baskın bir iktidara dönüştüğünü görüyoruz. Ve ben sözü Rahmi Öğüt'e bırakıyorum. Bu dağınık ortamda parçalanmış imge ve bilgi bombardımanı altında olan bir insan olarak Rahmi Öğüt'ü tanıyorsunuz. Daha önce üç kez, iki kez bizle konuşma yaptı. Çok teşekkür ediyorum tekrar kendisine. Ve sözü sevgili Rahmi'ye bırakıyorum. Teşekkür ederim. Evet, tekrar hoş geldiniz diyorum. İstanbul Tabipler Odası'na ve dolayısıyla Demet ve bu toplantıları düzenleyen hakikaten tüm kişilere teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için. Hakikaten Demet bir ne diyelim çizgisel bir dilde dallanıp budaklanan bir tarih yarattı. Fakat imgeniden ben bugün bahsedeceğim. Yani imgenin özellikle tamamen görünür olanı bize veriyor imge. Biliyorsunuz konuşmamın başlığı karanlık biraz karanlık. Bu Goethe ölmeden önce söylediği lafların, sözlerin tam tersi. O aydınlık daha fazla aydınlık diyordu. Fakat biz karanlıktan çok korkuyoruz. Karanlıktan niye korkuyoruz? Belki bugün bunu da tartışacağız. Çünkü aydınlık bize ne diyelim yeni bir şeyin ortaya çıkardığı bir ortam sunmuyor.
Işığın altında her şey bildiğimiz nesneler, tanıdık nesneler. Işığın altında her şeyi kimlikli halleriyle görüyoruz. Tanıyıp adlandırıyoruz ve bildik bir dünyada yaşıyoruz aslında. Dolayısıyla bu bildik, aşina olduğumuz ve yeni bir şeyin aslında asla çıkmayacağı bir ortam mı biz hep yüceltmişiz? Aydınlıkla karanlık arasında aslında bir dualizm yaratıyoruz. Yani aydınlık bir tarafta yüceltilen, hem aslında akıl tarafından da yüceltiliyor, bir taraftan da işin din tarafı da var, mistik bir tarafı da var. O da aslında ışığı yüceltiyor. Örneğin Tanrı bize çırılçıplak gözükmez. Bir nur perdesi, örtüsü altında gözükür. Yine bir kutsal ışığında yüceltildiğini görüyoruz. Dolayısıyla aydınlanmayla dinin aslında anlaştığı bir noktada bu ışığın yüceltilmesi. Dolayısıyla aslında karanlıkta saklı olanlar çok önemli. Niye korkuyoruz karanlıktan? Niye gücün karanlık tarafını bu kadar mesele ediyorlar Star Wars'ta? Çünkü mevcut olan şeyin değişmesini istemiyoruz. Dolayısıyla karanlıktan çıkacak ve mevcut olanı değiştirecek çıkmasıyla birlikte aslında yepyeni bir kombinasyon yaratacak bir gücü aslında bizi korkutuyor. Dolayısıyla karanlık tarafta kalıyor bu güç. Yani çünkü karanlıktan korkanlar mevcutu sevenlerdir. Bu mevcut haliyle bu dünyayı sevenlerdir. Eğer bu mevcut haliyle bu dünyayı sevmiyorsak, dolayısıyla umut karanlıktadır. Yani ne varsa karanlıktadır. Çünkü biz karanlığı göz ardı ettik. Daha doğrusu karanlığı fethettik. Aydınlattık orayı. Bu aydınlatmak gerçekten karanlığın aleyhine oldu. Çünkü karanlık gizil kuvvetler alanı. Henüz yüzeye çıkmamış ve çıkmasıyla birlikte mevcut düzeni, mevcut yaşadığımız işte ya da düşünsel olarak oluşturduğumuz o çerçeveyi parçalayacak, yıkacak olan kuvvetler tam anlamıyla karanlıkta saklıdır. Dolayısıyla çağdaş olan aslında yüzünü karanlığa dönmesi gerekir aydınlık yerine. Bunu ben söylemiyorum, bunu Agamben söylüyor, İtalyan filozof. Bunu herhalde nasıl yapıyorum, pardon. Ben acemiyim bu konularda. Tamam. Evet, şimdi öncelikle çağdaş Demet de zaten contemporary sözüyle birlikte girdi. Çağdaş demek. Aslında biz çağdaşlığı aydınlıkla eşdeğer olduğunu düşünüyoruz. Ne kadar aydınlıksak o kadar çağdaşız. Ama Agamben ve Agamben'in çizgisini izleyen ya da o birlikte düşünen diyelim bir düşünce topluluğu aslında karanlığın aslında çağdaş olduğunu söyleyebilir. Çünkü güncel olan zaten eskimiş, bitmiş, gitmiş. Biz bu ışığın altında gördüğümüz formlar, ölü formlar aslında. Tıpkı hani yıldızlar ışık gönderirler ya bize gökyüzünden, aslında orada yoktur onlar, ölmüşlerdir. Ama biz onların hala yaşadığını sanırız. Dolayısıyla bugün yaşadığımız bu mevcut nesneler, formlar hakikaten ölü nesneler. Yani gizil kuvvetler, karanlıkta saklı olan gizil kuvvetler zaten hazır bekliyorlar ve yüzeye çıktıklarında mevcut olanı değiştirecekler. Bu sadece felsefede değil, bilimde de yine bunu konuşacağız. Ve sanatta da tabii bu karanlık ve aydınlık ilişkisini konuşacağız. Ama Agamben şöyle diyor, asrın ışıklarının kendisini körleştirmesine izin vermeyen ve o ışıklarda gölgeleri, onların en mahrem karanlığını yakalayabilen kişiye çağdaş denebilir ancak. Çağdaş olan, kendi zamanından gelen karanlık hüzmesini tüm yüzünde algılayan kişidir. Çünkü mevcut haliyle hakikaten şimdiyi yaşıyoruz ama bu şimdi aslında yok. Yani ölü formlar ve bu formların altında aslında gizil farklılık kümeleri var. Dolayısıyla biz biliyoruz ki kendi bedenimizden ya da hayatın akışından biliyoruz ki aslında hiçbir şey kalıcı değil. Hayat bir akıştır. Dolayısıyla bu akışta şu anda belki yüzeye çıkmamış ama yüzeye çıkmayı bekleyen gizil kuvvetler var. Bu gizil kuvvetlerin alanı gerçekten karanlığın alanı. Bir çağdaş kişi gerçekten bugüne takılı kalmak yerine, bugünün formlarını yüceltmek yerine tam da bu karanlığı gözünü çeviren ve karanlıkta yüzeye çıkabilecek olanları en azından duyumsayabilen bir kişidir. Bu karanlıkta olanlar görmeyebilirsiniz. Fakat umut karanlıkta saklıdır bu anlamda.
Şuraya mı basıyorum? Heh, pardon, tamam. Ay, şuraya mı? Tamam. Şimdi gece ile ya da aydınlık ile karanlık arasında dualist bir ayrım yapıyoruz. Dedim ya, aydınlığı aşırı yüceltiyoruz. Ve karanlık sanki tüm kötülüklerin alanı olarak tanımlanmış. Neredeyse hepimiz karanlıktan korktuk. Çocukken öyle büyütüldük. Karanlık nedir? Öcülerin, cinlerin alanıdır. Bilinmeyen, görülmeyen ve ortaya çıkmasıyla birlikte aslında bizim varlığımızı tehdit eden kuvvetlerin alanıdır. Dolayısıyla biz daha çok hep aydınlık zonda kalmaya çalıştık. Fakat aydınlık zon ve karanlık zon arasındaki bu tür ikili karşılıkların yapay olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü Hegel'in bir alıntısını yapacağım. Aslında aydınlık ve karanlık ikisi birlikte var olabiliyor. Ne tek başına aydınlık var olabilir ne de tek başına karanlık var olabilir. Hegel ne demiş? Saf aydınlık ve saf karanlık aynı şeyin hükümsüzlüğüdür. Bir şey ancak belirli aydınlıkta veya belirli karanlıkta ayırt edilebilir. Işık karanlıkta ayırt edilebilir ki bu karartılmış ışıktır ve karanlıkta ışıkta ayırt edilebilir ki bu da aydınlanmış ışık karanlıktır. Ve bu nedenle karartılmış ışık ve aydınlatılmış karanlık ancak birbirinin içindedir ve öyleyse bunlar ayırt edilebilir varlıklardır diyor. Dolayısıyla aslında biz bu karanlığı ve aydınlığı dualist ikili karşılıklar olarak düşünmek yerine birlikte düşünmemiz gerekiyor. Özellikle burada bizim hem düşünsel olarak hem de fiziksel dünyada yaşadığımız bu karanlık ve aydınlık ikiliği bizde derin yaralar, derin kopmalar yaratıyor ne yazık ki. İyi, dedik ya karanlık hep iyinin alanıdır. İşte gücün karanlık alanı değil mi? Star Wars'ta Darth Vader vardır. Dolayısıyla Star Wars'ta tam da bu dualizm üzerine kurulmuştur. Gücün aydınlık tarafıyla gücün karanlık tarafı çatışırlar. Dolayısıyla hep bu güncel, sağduysal bir anlayışla biz hep aydınlığın tarafında konumlandırıyoruz kendimizi. Ve hata yapıyoruz aslında. Aydınlığın tarafına bakacağız. Aydınlık tam anlamıyla aslında gölgenin, karanlığın yok edilmesiyle, onun fethedilmesiyle ortaya çıkmıştır savunulan aydınlık. Fakat dediğim gibi ne varsa aslında saklı olan ne varsa karanlıktadır. Karanlıkta neler saklanıyor? Bunu hem bilinç dışı olarak adlandırabilirsiniz, bunu gizil kuvvetler alanı olarak adlandırabilirsiniz karanlığı, fark alanı olarak, çünkü biliyorsunuz ışık altında dedim ya, İncil'de de geçiyor, güneşin altında yeni bir şey yoktur diyor, olmuş olan yine olacak diyor İncil'de, güneşin altında yeni bir şey yok. Hakikaten güneşin altında yeni bir şey yok. Niye bir yeni bir şey yok? Tartışacağız. Güneşin altında sadece ve sadece kimliklendirmiş, bakıp tanıyoruz, adlandırıyoruz ve onları sınıflandırıyoruz. Ve onları bir aklın o kümeleri içine yerleştiriyoruz. Yani farklı olandan genel olana doğru giden bir yapı var aslında. Yani Tikel'den başlıyoruz, işte Aristotelesçi bir sınıflandırma yöntemi olarak ne yapıyoruz? Etrafımıza bakıyoruz ve etrafımızdaki nesneler arasında kısmi özdeşlikler kuruyoruz. Yani bir özdeşlik kuruyoruz. Dolayısıyla bu kısmi özdeşlikleri daha da geliştirerek piramidal sınıflandırma kuleleri kuruyoruz. Dolayısıyla giderek genele doğru gidiyor aslında bu. Tikel'den başlayıp genele doğru. Dolayısıyla bizim baktığımız yeryüzü ışığın altındaki olan formlar aslında özdeşlik formu. Tam da farkı saklıyor aslında. Farklı olan karanlıkta kalmıştır. Hem bizim bir karanlık tarafımız var hem de her nesnenin aslında henüz yüzeye çıkmamış ve değiştirecek onu başka bir şeye dönüştürecek bir karanlık tarafı vardır. Evet, bu da İncil'in meşhur lafı. Güneşin altında yeni bir şey yok. Hakikaten aydınlığı bu kadar yüceltmeyelim. Bu mevcut haliyle burası sağduyunun alanıdır. Ve gerçekten güneşin altında yeni bir şey yok. Ne varsa karanlıkta saklı. Gecenin içimizde açtığı sonsuz gözler çok daha uzağı görebiliyorlar. Bu da Novalis biliyorsunuz, romantik yazar. Geceye Övgüler kitabında. Geceye övgüler düzüyor haliyle. Gerçekten gece içimizde sonsuz gözler çok daha uzağı görebilirler. Bunun da üzerinden konuşacağız ama ben bugün özellikle Deleuze felsefesi üzerinden konuşacağım. Sanat tarihinden gireceğim. Bir imgenin
nasıl inşa edildiğini sanatta ve dolayısıyla bu imgenin nasıl ya da temsilin aslında nasıl karanlığı sakladığını, imgeyi ya da temsili kazırsak altından karanlık çıktığını ama o biz o karanlığı saklamak üzere ya da yok etmek üzere zaten imgeyi inşa ettiğimizden söz edeceğiz. Yani imge aslında biliyorsunuz karanlık bizi dedim ya çok korkutuyor. Diyelim ki gölgeler, gece ve gündüz arasındaki nesneler arasındaki farkı düşünün. Yani gündüz tanıdık bir alan. Tüm nesneler, tüm özellikleri, nitelikleriyle çırılçıplak ortada. Siz onları hemen adlandırıyorsunuz. Sandalye diyorsunuz, masa diyorsunuz, Ahmet diyorsunuz, Mehmet diyorsunuz. Ama gece olduğu zaman birdenbire o nesneler aslında muğlak bir zonda tanınmaz hale geliyor. Ve tam da burada düşünmeye başlıyoruz aslında. Yani bizi düşündürten bir özdeşlik, kimlikli, tanıdık nesneler değil, tam tersi aslında bir karşılaşma nesnesi, elimizden kaçan, sınıflandırma aygıtlarından kaçan bir nesneyle karşılaştığımız zaman ki bu da aslında tekilliktir. Yani biricik olan bir şey. Tam da gece aslında o tanıdık nesneleri tanınmaz hale getiren, tekilleştiren bir etkisi vardır. O yüzden gece bizi bu kadar korkuyor. Çünkü korkutuyor. Çünkü gece hakikaten belki de nesnelerin o gizil kuvvetlerini aynı zamanda bize duyumsatıyor. Tabii Leonard Cohen'in meşhur Partizan şarkısında da bu alıntı yapmadan edemedim. Rüzgar, rüzgar esiyor, rüzgar esiyor mezarların arasından. Özgürlük yakında gelecek, ardından biz çıkacağız gölgelerden diyordu. Dolayısıyla yeni olan bir çıkacak bir şey gerçekten o karanlıktan çıkacak. Yani karanlık o gizil kuvvetleri saklıyor. Burada belki aktüellikle virtüellik arasındaki bu ikili tartışmayı geliştireceğiz. Çünkü şu halimizde hepimiz aktüeliz. Size baktığımda olup bitmiş varlıklar görüyorum. Ben de siz de bana baktığınızda beni olup bitmiş bir varlık olarak, bir aktüel, yani bir edimsellik olarak görüyorsunuz. Ama hiçbir varlık sadece görünen değildir. Bir de görünmeyen tarafı vardır. İşte bu içinde taşıdığı gizli kuvvetler alanıdır, farktır. Dolayısıyla bu farkın açığa çıkmasıyla birlikte bu bir süre gerektirir. Bu süre sonucunda aslında ben başka bir şeye dönüşebilirim. Sizler de dönüşüyorsunuz. Hiç kimse aynı kalmıyor. Yani burada aslında bizim şeyi terk etmemiz gerekiyor. Eğer bu alan özdeşlikler alanıysa, tanıdık bir alansa, bu evimiz aslında. Bu evi, yani düşünce aslında biz düşündüğümüzü sanıyoruz. Fakat düşünmüyoruz. Düşünmek o kadar basit bir eylem değil. Tanıdık ve bildik bir dünyada ve tanıdık nitelikleri olan nesneler bizi düşündürtmüyor aslında. Biz sadece özdeşlikler kuruyoruz. Bir sağduyu alanında yaşıyoruz ya da ortak duyu alanında yaşıyoruz. Bu sağduyu her zaman farklılıkları ortadan kaldıran bir yeteneğimiz mi diyeyim artık, yoksa farkı görememe yeteneksizliğimiz mi bilemiyorum. Fakat sağduyusal bir alan aslında bizim içinde sıkıştırılmış çemberdir. Ve bu çemberden, bu evden çıkmak o kadar kolay olmuyor. Yani karanlıkla temas etmek, görünmez olanı duyumsamak aslında bizim için engellenmiştir. Çünkü biz evin o duvarları arasında bu evi her yere taşıyoruz. Bu sağduyu her yere taşıyoruz. Dolayısıyla diyelim ki fark ortaya çıktığı zaman sağduyunun sesini duyuyoruz biz. Lütfen diyorlar, sağduyumuza sığınalım ve hemen aslında fark ortadan kalkıyor ve hep beraber yine bir özdeşlikler üzerinden bir sınıflandırma nesnesine dönüştürüyoruz o farklı olanı ve bildik dünyayı yeniden kuruyoruz. Aslında evin içini kuruyoruz biz. Dolayısıyla Alice aynanın içinde çok güzel bir "of bu çok kötü işte" diyor Alice. Evden çıkmak istiyor aslında. Fakat ev öyle bir ev ki karşıda bir tepe var, tepeye çıkıyor, o tepeden dönüyor, yol gidiyor, pat evin önüne geliyor. Evden ayrılmanız çok zor. Yani bu sağduyu, bu ışığın alanından ayrılmak çok zor. Böyle yol kesen bir ev daha görmedim hiç. Hakikaten evden uzaklaşmak, sağduyun alanından çıkmak, düşünebilmek,
kara aydınlık zondan aslında o karanlıkta kalan, duyumsaydığımız ama evet hissettiğimiz ama göremesek de böyle bir şeyle, bu farklı olanla aslında temas edebilmek çok zor. Dolayısıyla biz hep aydınlık zondayız. Evin o spotunda yaşıyoruz. Fakat evden ayrılanlar da var. Evden ayrılanlar kimlerdir? İşte 12 ton müzisyenleri evden ayrılmışlardır. Anton von Weber'in Yeni Müziğe Doğru kitabında 12 ton yani atonal müziğin nasıl ulaştıklarını, biliyorsunuz atonal yanlış bir adlandırma, tonsuz demek, aslında 12 ton. Yani tek tondan yola çıkarak aslında 12 tonu birden değen müzik yapmaya çalışıyorlar. Nedir? Çokluğa ulaşmaya çalışıyorlar. Farklı sesleri yan yana getirmeye çalışıyorlar. Çünkü evin içinde tek ton var. O ton da işte egemen tondur. Dolayısıyla 12 ton müzisyenlerin de çabası aslında o tek tonun hakim olduğu bir müzik yerine 12 tonu birden aslında yan yana durabilen, birbirine değen, o çokluğu içeren bir müzik yaratmaktı. Dolayısıyla şöyle diyor Anton von Weber'in kitabında, önce evden bir uzaklaştık, sonra tekrar geldik. Bir daha belki aynı hareketi yapmış olabilirler. Dolayısıyla bir çıkmışlar, bir daha gelmemişler. Dolayısıyla da aslında 12 tona ulaşmış oluyorlar bu noktada, evden ayrılmakla birlikte. Dolayısıyla ev bizim aydınlık zonumuz. Sağduyunun, aklın alanı. Akılı belki de bilinci eleştirmemiz lazım. Yani bilinç nedir diye siz tabii ki hekim olarak benden daha iyi bilirsiniz ama bilinç temsiller üzerinden çalışıyor. Bilgi dediğimiz özdeşlikler kurduğumuz işte belli temsiller üzerine yaslanıyor. Bilinç o halde gerçekten farkı göremiyor. Oluşu göremiyor. Çünkü bilincin yarattığı bilgi tamamen temsillerle, yani özdeşlikler üzerine kurulu. İşte iskemle dediğimde benim kafamda, beynimde bir iskemle formu beliriyor. Dolayısıyla ben her bu tür form gördüğümde ona iskemle olarak adlandırıyorum. Dilde de zaten bu özdeşlikleri durmadan üretiyoruz yeniden. Dolayısıyla belki de bu ev aynı zamanda bilincin kendisi de olabilir. Çünkü bilinç de yine ışıklı bölgedir, aydınlık bölgedir, aklın bölgesidir. Dolayısıyla buradan da uzaklaşmamız gerekiyor. Yani bilinç dışıyla temas kurmak belki düşünceyi gerçekten imkanlı hale kılacak. Çünkü farklı olanı, oluşu hissedebilmemiz, duyumsamamız tam da bu bilincin kabuğunu çatlatmakla ilgili olabilir. Çünkü temsilin kabuğunu çatlatıyoruz bir anlamda. Ve ben senin yaşındayken günde yarım saat temrin yapardım aksatmadan der Kraliçe. Bazen daha kahvaltıdan önce 6 tane olmayacak şeye inandığım olurdu. Yine Lewis Carroll'un Aynanın içinden Alice size söylüyor. Dolayısıyla biz aslında olup bitmiş ve beklentiler dünyasında yaşıyoruz. Öngörülebilir bir dünya içindeyiz. Işığın altı böyle bir dünya. Yani determinist bir dünya. Yani neden sonuç ilişkileriyle önceden gelecekte olabilecek bir şeyi kestirebildiğimiz bir dünya. Dolayısıyla bizim hakikaten Alice Kraliçe tavsiye ediyor, olmadık şeylere inanmak için temrin yapmamız gerekiyor. Tam da belki karanlık işte bu bizim bu determinist, aşırı belirlenici ışığın altından karanlığa geçtiğimiz zaman olmadık şeyler gelebilir başınıza. Oluş yaşarsınız, formunuzu bozarsınız. Hiçbir temsil aslında hayatla hiçbir zaman örtüşmez biliyorsunuz. Yani hayat her zaman daha fazladır. İster bu temsiller bilimsel olsun, felsefi olsun, dilde bunun karşılıkları da yine yaşamla örtüşmez, hayatla örtüşmez. Hayat her zaman daha fazladır. Bu fazlalık zaten hayatın içindeki o karanlık kısmıdır bir anlamda. Biz onları göremiyoruz. Çünkü düşüncemiz, dilimiz hep temsillere dayanıyor. Dolayısıyla temsillerle, dilde kurduğumuz temsillerle aslında biz bir kapalı bir kutunun içinde yaşıyoruz. Kendimizi bir mağaraya hapsettiğimizi de söyleyebiliriz belki. Yani gerçeklikle ilişki kurduğumuz gibi bir iddiamız var bizim. Çünkü gerçekliği görüyorum ve onun üzerine düşündüğümüzü sanıyoruz. Hayır, çünkü gerçekliği ben bir temsil olarak yaratıyorum ve onu beynimde üretiyorum. Dolayısıyla düşüncem bile temsiller üzerinden kuruluyor. Gerçeklik, hayat başka yerde akarken ben gerçekliği üzerinde iddiada bulunabiliyorum. Dolayısıyla bizim aslında bu gerçeklik iddiamızın
Ve gerçeklikle kopuşumuzun nerede başladığına bakmak gerekir. Başladığı yer bundan 40 bin yıl önceki üst paleolitik dönemdeki mağaradır aslında. Yani orada bir imge yaratılmıştır. Artık doğa temsiller üzerinden algılanmaya başlamıştır. Dolayısıyla biz temsili şu andaki işte temsilden vazgeçemiyoruz dediğim gibi. Yani bilinç bile tamamen temsiller üzerinden bilgi üretiyor. Bu oluşu, farkı bilinç düzeyinde, bilinç bağlamında hissetmemiz çok zor. Dolayısıyla temsillerin ortaya çıkışıyla biz birlikte aslında gerçeklikle, o gerçeğin ele avuca geçmez tarafıyla bir parçalanma, bir kopuş yaşadık. Bunun da kökeni bizim imge üretimimizle ilişkili. İmgeyi de dediğim gibi bundan 40 bin yıl önce Chauvet mağarasında, Fransa'da en eski derin mağara resimleri o mağarada içeriyor. Orada üretmişler. Aslında o üretim bize çok önemli bir ipucu veriyor. Işık ve karanlık arasındaki bu ikiliğin burada kurulduğunu görüyoruz. Şimdi Chauvet mağaralarındaki bu 40 bin yıl önceki insanların yaptıkları duvar resimleri bunlar. Genellikle hayvan resimleri tabii. Nasıl üretildiğinden söz edersem aslında gölgenin o ele avuca geçmez olan karanlığın, bizi tedirgin eden karanlığın nasıl evcilleştirildiğinin de serüvenidir. Çünkü biz yeryüzünü evcilleştirdik. Lacan'ın gaze diye bir kavramı var. Gaze, bakış demek. Fakat nesnelerin bize bakışı, yeryüzünün bize bakışı. Aslında ikimiz arasında bir savaş gerçekleşiyor. Nesneler de bize bakıyor, yeryüzü de bize bakıyor. Fakat biz de ona bakıyoruz. Bakalım kim kimi yerinden yurdundan edecek. Yani nesne öyle bir bakıyor ki benim tüm özne konumumu yıkabilir. Dolayısıyla aslında bu benim tutarlılığımı bozabilir. Dolayısıyla bu aramızdaki gerçekleşen savaşta nerede çözülüyor bu sorun? Aslında tuvalin üzerinde çözülüyor. Yani imge perdesi diyor. Tam aramızda bir imge perdesi var. Nesneyi ben aslında imge perdesinde ya da tuvalin üzerinde yakalayıp onu evcil bir imge haline getirdiğim zaman nesne artık evcilleştirilmiş oluyor. Ve aslında o ele avuca geçmeyen nesne bir anlamda temsilini üretiyorum. Bundan sonra artık o nesneye de gerek yok. Ne yapıyorum ben aslında? O imgesiyle ben zaten düşünüyorum, felsefe yapıyorum, sanat yapıyorum. Dolayısıyla gerçekten o beni yerinden edecek o yabani bakışlı hayat ya da ne diyelim nesne, işte hayvan, bitki neyse o aslında o perdenin arkasında akıyor. Ben sanki o perdenin üzerindeki gölgeleri, imgeleri gerçek olarak düşünüyorum. Dolayısıyla temsil üretimi, yani bir gerçekliğin bir imge üzerinden aslında temsil edilmesi tam anlamıyla bizim ışık ve karanlık arasındaki çatışmada bizim ışık lehine bunu kazanmamız. Çünkü bu resimlere baktığımızda şöyle bir hipotez var bu resimlerle ilgili. Bu resimler nasıl yapılıyor diye. Çünkü bunlar sanatçı olamaz. 40 bin yıl önceki bu insanlar 10-15 kişilik çeteler halinde yaşıyorlar. Ve aralarında işte 1,5 kilometrelik, 1-2 günlük mesafe var. Dolayısıyla her grubun içinde bir sanatçı olması mümkün değil. Dolayısıyla şöyle bir yöntem geliştirdiklerine dair bir hipotez var. Bunlar aslında küçük heykelcikler yapıyorlar bu hayvanların. Heykelciklerin. Daha sonra da bu heykelciyi mağaranın en derin kısmında bir ışık kaynağıyla duvara yansıtıyorlar. Ne çıkıyor oraya? Bir gölgesi çıkıyor duvara yansıyor. Gölge. Karanlık. Peki bu gölge aslında hala bizi tedirgin ediyor. Ne yapmamız lazım? Onu bir kontürün içine kapatmamız lazım. Bir sınırın içine. Yaptıkları da bu zaten. Kontürün içine kapatıyorlar. Dolayısıyla gölgenin kontürlerini çiziyorlar. Dolayısıyla ben aslında o gölgeyi, o karanlığı, beni tedirgin eden ne diyelim o varlığı diyelim, karanlık varlığını ben aslında bir sınırın içine hapsetmiş oluyorum. Daha sonra ne yapıyorum?
Bu karanlık bir kontürün içinde, bir formun içinde, evet bir form haline getiriyorum o karanlığı. Ne yapıyorum? Daha sonra nitelikler yüklüyorum. Göz çiziyorum, kaş çiziyorum ve kimlikli hale getirdikten sonra bir süre sonra bu gölge artık gerçek hayvanın temsiline dönüşüyor. Biz onun temsiline dönüşüyor ve benim kafamda da zaten buna benzer bir temsil imgesi beliriyor. Buna dogmatik imge diye, düşünce imgesi diyor Deleuze. Çünkü birebir işte kafanda üreyen, pardon beyinde üretilen, görme ve beyne aktarılan o temsil üzerinden aslında biz de yine benzer bir imge üzerinden, temsil üzerinden düşünmeye başlıyoruz. Dolayısıyla yine burada bir ne var? Gölgenin elektrilmesi var. Çünkü her ne diyelim, her varlık, doğanın her canlısı aslında gölge olabilir. Hepimiz birer gölgeyiz. Şöyle bir şey var, Michel Foucault şöyle bir hikaye anlatıyor. Afrika'nın çok ücra bir köşesine psikologlar, batılı psikologlar siyah beyaz bir film götürüyorlar. Bu siyah beyaz film bildiğimiz konulu bir film. Bizim başından sonuna kadar izleyeceğimiz bir film. Ama bir deney yapacaklar. Acaba bu yerliler, batıyla, uygarlıkla ilişkisi olmayan bu yerliler bu filmden nasıl etkilenecekler? İzliyorlar yerliler filmi ve sadece şunu anlıyorlar. Aslında orada kişiler var, karakterler var, yüzler var, temsiller var. Bunları görmüyorlar. Sadece ve sadece ışık ve gölge oyunu görüyorlar yerliler. Yani o filmde siyah beyaz bir film. Dolayısıyla hakikaten hayatın kendisi aslında o Hegel'den başta yaptığım alıntı gibi ışığın ve karanlığın iç içe geçtiği bir dalgalanma olarak da algılamak mümkün. Fakat batılı dualizmi hakikaten aydınlık ve karanlık diye böyle bir ikili yarılma yaparak aydınlığı yüceltiyor, karanlığı ise yeriyor. Ama bu karanlığın yermesinin pek çok nedeni var. Çünkü karanlık uygarlık öncesi. Karanlık birey öncesi, karanlık bilinç dışı ne derseniz deyin. Aslında bizim özne oluşma sürecimizde de biz aslında tam anlamıyla böyle bir şeye maruz kalıyoruz. Yani kontürlerimiz çiziliyor ve biz ve yüzeyde işte nitelikler yükleniyor bize ve bakınca aslında ben kimlikli bir varlığa dönüşüyorum, bir özneye dönüşüyorum. Ama beni kazıyın altından karanlık çıkacaktır. Carl Jung'dan belki geçen sefer de bahsetmiştim. Carl Jung biliyorsunuz insanın iki yüzü var, iki tarafı vardır. Bir tanesi persona diyor. Yani gündelik ilişkilerimizi yürütmek için takındığımız maskeler hepimizin aslında personası var. Ama bir de shadow dediği karanlık tarafımız var. Ondan hiç söz etmek istemeyiz diyor. Çünkü konuşmak istemediğimiz hayvani tarafımız, doğaya özgü, birey önce tarafımız, uygarlık öncesi tarafımız. Ama bu hala benim içimde var. Kazısanız imgeyi altından, diyelim ki bu imgeleri kazıyın, altından gölge çıkacaktır. Yine resmin kökeniyle ilişkili bu hikayeyi yine duyuyoruz. Vasari resmin kökeniyle ilişkili olarak resim şöyle başlamıştır diyor. Resim bir kişinin gölgesinin duvara vuruyor ve o kişi işte gölgenin kontürlerini çiziyor önce. Daha sonra da işte özelliklerini, o gölgenin yüzeyindeki özelliklerini çiziyor. Ne yapıyor? Kaş göz yapıyor, giysiler yapıyor ve sonuçta da bir kimlikli bir temsil çıkıyor. Yine burada bir gölgenin yakalanması var. Hayatın kendisi aslında gölge dediğimiz, karanlık dediğimiz. Hani o Lacan örneğini vermiştim ya, yani bir tür çatışma aramızda gerçekleşiyor. Nesne ya da hayat bize bakıyor ama ben hayatı imge düzeyinde yakalayıp onu evcilleştiriyorum. O artık benim elimde, istediğim gibi kullanabiliyorum düşüncemde, sanatta, üretimde. Gölgemizi yitirdiğimizi söyleyebilirim. Yani karanlığımızı da yitirdik. Yani çünkü bugün neredeyse herkes ışıklı bir zonda yaşıyor. Gelirken konuşuyorduk arkadaşlarımızla. Örneğin karanlık odamızı yitirdik biz. Analog fotoğrafçılıkta bir karanlık oda vardı. Karanlık oda nedir aslında? Bir serüvene atıldığımız odaydı. Yani sadece film orada serüvene atılmaz.
Yani biz de serüvene atılırız ve karanlık kimyasallarla birlikte bir serüven yaşarsınız ve sonuçta dönüşerek çıkarsınız karanlık odanın sonundan. Hem film dönüşmüştür hem de gerçekten sanatçı dönüşmüştür. Ve bu karanlık oda determinist, önceden belirlenebilir koşulların olduğu bir oda değildir. Değil mi? Rastlantısallığın alanıdır aynı zamanda. Rastlantı önemlidir çünkü bizim ışığın altında zaten rastlantısallığı kesinlikle içeri almak istemiyoruz. Orası aşırı deterministik bir alan. Yani bir tür satranç tahtası. Herkesin hareketi belli ve hangi zamanda nereye ulaşabileceğini kestirebileceğimiz bir düzleme doğru gidiyoruz zaten. İktidar da böyle bir düzlem özlüyor. Çünkü karanlık hakikaten ele avuca sığmaz ve kestirilemez bir alan. Dolayısıyla karanlığımızı yitirdik. Şimdi hepimiz birer parlak yüzeyiz, ışıklı bir zonuz. Dolayısıyla bu gölgesini, gölgemizi de yitirdik. Gölgesini yitiren adam diye bir hikaye, Chamisso'nun bir hikayesi var 1822 tarihli. Çünkü 1822 de ilginç bir tarihtir. Çünkü biyo iktidarın başladığı 19. yüzyıl Foucault'un tabiriyle. Hani normun ortaya çıktığı. Dolayısıyla hakikaten bizi form üzerinden yakalayan bir iktidar ortaya çıkıyor. Formdan enseleniyoruz, biçim olarak enseleniyoruz. Eğer formda bozukluk varsa sizi zaten yoz beden olarak toplumdan tecrit ediyorlar. Hani ideal bedenler, ideal işte mükemmel bedenler üzerinden aslında bir popülasyon, öjeni işte sağlıklı bedenlerden oluşan sağlıklı bir toplum yaratma projesi. Dolayısıyla tam da formdan yakalandığımız bir dönem. Dolayısıyla belki de bu dönem gölgemizi sattığımız dönem ya da gölgemizi şeytana sattığımız dönem. Çünkü Peter Schlemihl diye okunuyor herhalde Almanca. Bu adam gölgesini Mephisto'ya satıyor, şeytana satıyor. Ve bir bakıyoruz ki aslında evet bu şekilde şeytan gölgesini katlayıp alıyor. Bir bakıyoruz aslında gölgesi olmayınca artık her yere uçabiliyor bu kişi. Bugün aslında dikkat ederseniz internet ortamı bize böyle bir imkan da sunuyor. Her yere uçabiliyoruz. Çünkü internet bedensiz bir ortam. Orada bedenlerimizi, cismani halimizi dışarıda bırakarak giriyoruz. Orada bedenimiz olmadığı gibi gölgemiz de yok ne yazık ki. Dolayısıyla sıçraya sıçraya hareket ediyoruz. Bugün hakikaten bu kadar ışığın yüceltilmesi, aynı zamanda aklın yüceltilmesi aslında bizden bir şeyleri saklıyor. Dediğim gibi hep karanlığı saklıyor. Karanlıkta olan aslında henüz yüzeye çıkmamış olan farklılığı saklıyor. Değişimi, dönüşümü saklıyor. Mesela yine o dönemdeki 18. yüzyıl sonunda fizyonomi birdenbire gündeme geliyor. Daha önce de var ama bir fal olarak kullanılıyor. Fizyonomiyi de yani insanın dış özelliklerine bakarak içindeki saklı kişiliği açığa çıkarma sanatı fizyonomi biliyorsunuz. Yani çok yaygın bir tür fal olarak da olabilir ama 19. yüzyılda bu ciddi bir ırkçı bir uygulamaya dönüşüyor. Çünkü ben sizlerin dış özelliklerine bakarak sizin evrimsel skalaya göre yoz mu yoksa hani evrimleşmiş olup olmadığınızı anlayabiliyorum. Çene yapınız, kulak yapınız, işte burun yapınız aslında tam da Darwinci bir açıdan aslında formlar bu şekilde değerlendiriliyor. Dolayısıyla dış özelliklere bakıyorlardı. Yine 19. yüzyılda Lavater gölgelerimizi yakalıyor mesela bu adam. Böyle bir yöntemi var. Aynı zamanda kendisi bir Protestan papazı. Bir profillerini, gölge profillerini elde ediyor. Ne diyelim, hastalarını mı diyelim, hastadan başvuranların diyelim ondan. Ruh analizi danışanlarından diyelim. Çünkü şöyle bir iddiası da var bu adamın. Yani papaz olduğu için ruhunu da iyileştirmek istiyor. Dolayısıyla dikkat edin Katoliklerle Protestanlar arasında bir ayrım ortaya çıkmış oluyor. Aslında aynı yöntem. Katoliklerin nesi vardı aslında? Bir günah çıkarma odası vardı. Orada sadece sesini duyarsınız danışanın diyelim. Sesi üzerinden anlamaya çalışırsınız onun ruhunu, çalkantılarını, günahlarını, sapkınlıklarını. Fakat burada ise gölgesini ele geçiriyor bu sefer. Gölgesi üzerinden aslında onu tahlil etmeye çalışıyor. Yine gölgenin ne kadar tehlikeli olduğu, bizi değiştiren, dönüştüren ne varsa aslında gölgede gizli olduğunu gösteriyor.
Yani işte Carl Jung'un kolektif bilinç dışından bahsediyor ya, hakikaten personalarımız birbirimizi ayırıyor ama gölgelerimiz, karanlığımız aslında kolektif bir bilinç dışı olarak aslında birbirimize dair çok şey söylüyor ve orası aslında yok sayılıyor ne yazık ki. Şimdi belki aklı yücelten, ışıklı zon olarak, bir temsiller alanı olarak, değişmeyen, dönüşmeyen bir temsil alanı olarak aslında aklı ve varlığı yücelten 5. yüzyılda Parmenides diyebiliriz. Yani daha öncesi de vardır belki ama Parmenides tam olarak biliyorsunuz onun yapıtı ikiye ayrılıyor. Yani ikiye ayrılıyor aslında, yol çatallanıyor. Onun yolu bir tarafta hakikate giden yol vardır Parmenides'te, bir tarafta ise doksalara, sanılara giden yol. Eğer hakikate doğru giderseniz, ki burası zaten Parmenides, güneş, işte tanrıçalar çekerler aslında bir güneş arabası, bir arabayla, bir aydınlık bir zona gelir ve hakikat küre şeklindedir, daire şeklindedir ve hakikati bir olarak adlandırır ve bu hakikat değişmez, dönüşmez, yok olmaz ve kalıcıdır, hiçbir şekilde değişmez. Dolayısıyla burası aslında varlığı da tanımlamaya başlıyor. Yani varlığın da bir temsil olarak aslında ona yüklediğimiz anlamda tam anlamıyla değişmeyen, yok olmayan bir niteliğe sahip oluyor. Ki bugün hala biz işte atomla eşdeğer olan bir sözcük kullanıyoruz bireyi adlandırırken. Individual, yani bölünemez demek, atom da bölünemez demek. Dolayısıyla aslında Parmenides bir atomu tanımlamıştı. Daha sonra gelen filozoflar onu atomu bu biri çoğaltarak atomculuğa vardılar. Fakat Parmenides özellikle bu hakikati bir aydınlık zon olarak tanımlıyor. Ve dolayısıyla bu aydınlık zon olarak bu çemberi tanımlıyor. Çemberin dışı içi bir, tek. Değişme, dönüşme kesinlikle burada yok. Sonsuza kadar kalıcı. Dışı ise neyi dışarıda bırakıyor? Aslında tüm duyu verilerini dışarıda bırakıyor. Yani çokluğu, değişimi, dönüşümü doksa olarak adlandırıyor. Böyle bir yarılma ortaya çıkıyor. Burası da karanlık aslında çemberin dışında. Dolayısıyla bizim değişim, dönüşüm, çokluk ilk başta aslında dışarıda bırakılmış oluyor. Yani akıl aslında kalıcı olanın, değişmeyen, dönüşmenin bir tür yasalarını bulmak ya da aralarında ilişkiler kurmak üzerine gelişen bir etkinlik gibi düşünülüyor en azından. Temsiller üzerinden gelişiyor çünkü. Bu çemberin içinde sıkışan bir özneyi görüyoruz. Bu hepimiziz aslında, bu bir çemberin içindeyiz, bir aydınlık zondayız, tanımlı, kimlikli formlarız. Hemen görünce adlandırılıyoruz, tanınıyoruz. Hatta şimdi bir biyometrik ölçümlerle dijital kimlik kartlarımız da var. Hatta bizim tüm ölçümlerimizi bile biliyorlar. Fakat bu ölü noktadan her der Alman romantizminin kurucularından birisi. 1800'lerde sanırım böyle bir metin yazıyor. Aslında burada benim dikkatimi çeken son cümlesi var. Kıyıdayken insan ölü bir noktaya takılı ve bir durumun dar çemberiyle sınırlı diyor. Aslında tam da belki bu Parmenides'in çemberi olabilir, sağduyunun çemberi olur. Evin hep aynanın durmadan dönüp durduğu, temsiliyet üzerinden aslında ilişkilendirilen bir alan olabilir. Dolayısıyla bilinç olabilir tabii. Yine temsiller üzerinden çünkü bilgi üretiyor bilinçte. Dolayısıyla takılı ve bir durumun dar çemberiyle sınırlı diyor. Ne yapıyor aslında Herder burada? Denize açılıyor. Deniz aslında gökyüzüyle deniz arasında salınan bir gemi, düşünceye ne kadar geniş alanlar açıyor. Burada her şey düşüncelere kanat takıyor, hareket veriyor ve hava sahasını genişletiyor. Çırpınan yelkenler, sürekli çalkalanan gemi, gümbürleyen dalgaların akıntısı, uçuşan bulutlar, sonsuz genişlikteki hava sahası. Yani aslında bir tür yolculuğa çıkıyor, bir serüvene çıkıyor.
Hani karanlık odada bir fotoğrafçının yaşadığı bir serüven de buna benzer bir serüven olabilir. Karanlığımızı yitirdi dedik ya, artık dijital fotoğrafçılıkta karanlık oda yok. Ama analog fotoğrafçılıkta gerçekten o karanlık bizim için bir serüvendi. Hem sanatçı için hem de film için. Ve sonuçta ortaya ne çıkacağını kestiremiyorsunuz. Siz de o süreçten çıktıktan sonra başka bir şeye dönüşüyorsunuz. Ve üstelik yaralanıyorsunuz, asitlerle yakılıyor. Hem imgeyi yakıyoruz aslında orada, hem de biz de aslında ruhumuzda da yaralar açılıyor ve sanatçıyla ürünü arasındaki bedeniyle arasındaki ilişki hakikaten dönüştürücü. Aslında burada da bize önerdiği şey tam anlamıyla bir süreç. Bir karanlık, aydınlık zondan tam da bu deneyim alanında geçmeyi öneriyor aslında. Çünkü bu çemberin içinde yeni bir şey yok. Yani çemberin içi dediğimiz, hemen Deleuze'den bir alıntı yapayım. Herkes bilir, kimse inkar etmez. Temsilin formu ve temsil edeni söylemidir. Evet, herkes biliyor burada. Yani aslında fakat temsil üzerinden biliyoruz. Yani herkes aynı şekilde adlandırıyor bir nesneyi. Ve dolayısıyla bir anlaşma, bir sağduyu alanı, ortak duyu alanı. Fakat gerçekten ortak duyuya ve sağduyuya sığmayan, ondan taşan bir yapısı var. Temsilden taşan bir doğa yapısı var yaşamında. Dolayısıyla işte bu taşan kuvvette belki de bizim o çemberin dışına taştığımızda yaşadığımız bir deneyim oluyor, farkla karşılaşmamız. Sağduyu bir yönü belirtir, o tek yöndür. Tek yönün olumlanması bu yönün en çok farklılaşmış olandan en az olana. Tekillikten kurallıya, dikkat çekiciden sıradan olana gidiyor olarak belirlenmesi. Burada da sağduyu aslında hep şeye doğru, farksızla özdeşliğe doğru gidiyor. Aslında farkı bir anlamda törpülüyorsunuz. Temsille gerçekten farkın tamamen törpülendiği bir imge. Dolayısıyla biz aslında farkı hep dışarıda bırakarak düşünmeye çalışıyoruz ama düşünmüyoruz işte. Gerçekten düşünmek tam da o farklı olanla, farkla karşılaşmak meselesi. Dünyada düşünmeye zorlayan bir şey vardır. Bu tanımanın değil, temel bir karşılaşma nesnesidir. Dolayısıyla böyle bir iki nesne ayırıyor. Fakat biz hep tanıma, sağduyu alanı içinde aslında bildik nesnelerle karşılaştığımız için yaptığımız tek şey sınıflandırma kategorilerine ait, işte hangi sınıf nereye yerleştireceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla hiç düşünmüyoruz. Hemen her şeyi yerli yerine yerleştiriyoruz. Fakat gerçekten ele avuca sığmayan bir tekillikle karşılaştığımız zaman, bir sınıflandırılamayan, farklı olan bir şeyle karşılaştığımız zaman gerçekten düşünmeye başlıyoruz. Belki bildiğimiz tüm o düşünce şeması da çökmeye başlıyor ve gerçekten neyle karşılaştığıma dair duyumsama ya da düşünmeyle ben yeniden kurmak zorundayım aslında o karşılaştığım deneyimi. Anlamlandırmak zorundayım. Yazgı gibi gelirler, nedensiz, sebepsiz, hesapsız, bahanesiz, yıldırım hızıyla belirirler, nefret uyandırmak için fazla ani, fazla ikna edici, fazla başkalar. Şimdi kimdir diye bunlar sorabilirsiniz. Bunlar aslında hayatın belki de farklılıkları olabilir, çokluk olabilir. Birdenbire gelebilirler, bilincinize hücum edebilirler, karşılaşabilirsiniz ve nefret edemezsiniz de aslında. Tam da bizi gerçekten düşünmeye başladığımız yer böyle bir çoklukla karşılaşmamızdır. Bunlar yaşamın göçebe kuvvetleridir, Nietzsche'nin bahsettiği. Birdenbire zihninizi işgal edebilirler, bedeninizi işgal edebilirler ve kabullenmek zorunda kalırsınız. Ve yeniden onlarla birlikte, o çoklukla birlikte düşünmeye başlarsınız. Şimdi karanlıkta neler kaldığından söz ettik. Bir kere karanlıkta fark karanlıkta kalıyor. Çünkü aydınlık özdeşliğin, temsilin alanı. Fark ise karanlıkta kalıyor. Kuvvetler karanlıkta kalıyor. Biliyorsunuz aslında her beden, her nesne bir kuvvetler yumağıdır, kuvvetler çatışmasıdır. Dolayısıyla biz aslında bu kuvvetlerin uzlaşımları sonucu ortaya çıkıyoruz. Yani
bizim bedensel kuvvetlerimiz var, bir de iktidar aslında bizim üzerinde ele geçirmeye çalışan hani bir kuvveti var. Ama biz bir çatışmalı bir ortamda aslında bir uzlaşımla bu bedenlerimizi inşa ediyoruz. Nietzsche'nin aslında bu kuvvetlerle ilgili bir tanımlaması var. Deleuze de oradan ediniyor. Biliyorsunuz Nietzsche'ye göre iki türlü kuvvet vardır. Bir tanesi reaktif, bir tanesi de aktif kuvvettir. Dolayısıyla aktif kuvvet olan köle ile efendi arasındaki ilişki üzerinden anlatır. Mesela efendinin kuvveti aktiftir. Kesinlikle kendi arzularıyla hareket eder efendi. Fakat kölenin ona karşı tepkisi reaktiftir. Yani tepkiseldir. Dolayısıyla bir kölenin duyguları efendiye karşı tepkiseldir. Yani aktif olan yaratıcıdır ama tepkisel olan hep bir karşı oluş olarak kendini belli eder. Bir şeye karşı olarak kendini tanımlar. Fakat Deleuze bu tür bir hiyerarşiden yana değildir. Daha çok bedenlerin, Spinozacı bir şekilde bedenlerin bir araya gelmesi, birbirlerini kapması. Dolayısıyla bedenlerin birbirini kaparak o kendilerini dönüştürmesi. Çünkü biliyorsunuz iki beden bir araya geldiğinde evet birbirlerinden parçalar alıyorlar. Dolayısıyla bu parçalar sonucunda aslında ben artık başka bir bedene dönüşüyorum. Yine aynı şekilde bir başka benle bir araya gelen beden de başka bir bedene dönüşüyor. Bunu aşk ilişkilerinde de yaşıyoruz. Hepimiz yaşadık aslında yan yana oluşlarda da. Aslında birlikte dönüşüyoruz. Ben de değişiyorum. Birlikte olduğum insan da değişiyor. Ya da bir kitapla da yaşayabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra aynı kişi değilsiniz aslında. Fakat şöyle bir tehlike var. Tabii burada karşılıklı bir dönüşme, bir ki oluş yaşama meselesi var. Fakat bir de diyelim ki bir kuvvet kendisi değişmeden çıkıyor ve beni değiştiriyor. Bu aslında tam anlamıyla bu hegemonik bir ilişki. Dolayısıyla bu ilişkilerden kaçınıyoruz zaten. Yatay ilişkilerden, ikili kapmalardan. Ve tam da Deleuze'ün düşüncesi aslında rizom bir ağ bağlamında düşünüyor aslında. Her bedenin bağlantılı olduğu müthiş bir yatay ağsal bir yapı olarak düşünüyor. Dolayısıyla her beden çeşitli kuvvetlere maruz kalıyor ve sürekli etkilenen ve etkileyen bir bedene dönüşüyor. Ben de aynı şekilde hem etkiliyorum ama aynı zamanda da etkileniyorum. Karşılıklı ikili kapma yaşanıyor. Dolayısıyla şimdi bu kuvvetlerle ilgili, bilinç aslında bu kuvvetlerle ilgili meseleyi dışarıda bırakıyor. Çünkü temsil üzerinden kendisini kuruyor. Bilinç sadece sabit bir durum ya da bir varlık seçerek bilgiyi elinde tutabilir. Bu yüzden bilincimiz, bilgimiz özü bakımından yanlıştır. Etkin kuvvetlerin gerçekliğini temsil etmede acizdir. Sadece tersine çevrilmiş ve düzleştirilmiş temsillerle uğraşmamız için kuvvetlerin harekete geçmesini önlemeyi amaçlar. Yaşamın yerine imgeyi geçirmiştir. Peki bir de çokluk var. Yine Parmenides'ten örnek vermiştim. Çokluk aslında çemberin dışında kalmıştı. Şimdi Deleuze'ün çokluğunu kavramından ne anlıyor? Bir kere çokluğu biz fiziksel olarak elle tutamıyoruz. Ancak duyumsayabilirsiniz, hissedebilirsiniz ama çokluk ne zaman ve hangi koşullar altında bir çokluktan söz edebiliriz? Bir, çokluğun öğeleri ne duyulur bir biçime ne de kavramsal bir imlemeye sahip olmalıdır. Hatta onlar fiilen mevcut değildir. Fakat bir potansiyel ya da virtüele bağlıdırlar. Bu anlamda hiçbir özdeşliğe işaret etmezler. Bu öğeler karşılıklı ilişkilerle belirlenmelidir. Değişik mekansal ve zamansal ilişkilikler içinde edimselleşebilirler. Şimdi burada bu kadar kavramsal laf edince anlaşılmıyor. Fakat bilimden örnek vermek gerekiyor. Genetikten örnek verebiliriz örneğin, genlerden örnek verebiliriz. Nasıl aslında bu çokluğun aslında biçimsel olarak duyumsanmıyor, ne duyulur bir biçime, kavramsal bir imlemeye sahip olmadığını anlayabiliyoruz. Biliyorsunuz gen tek başına bir informasyon paketi değil. Hani bu gen mühendisinin yapmak istediği işte bir geni alıp başka bir organizmaya taşıyıp aslında o içindeki bilgi paketini sanki olduğu gibi diğer organizmaya transfer edeceğini düşünüyor. Fakat yine genetikten biliyoruz ki genler aslında bir etkileşim, birbirleriyle etkileşim halinde bulunuyor. Dolayısıyla tam anlamıyla burada bir çokluğun nasıl etkileştiğini görebiliyoruz. Önceden kestiremiyoruz. Bu genler birbirleriyle etkileşim halinde
daha sonra yüzeyde edimselleşiyorlar, aktüel hale geliyorlar. Yani benim fiziksel bedenimi oluşturuyorlar. Ama tamamen bunların arasındaki etkileşimi önceden görmem mümkün değil. Hani bu paket işte yani şunu... Siz hekim olarak bana destek de bekliyorum burada. Hani bir şu gen işte bu gen işte şu amaca ulaştırıyor gibi böyle bir önceden bir tanımlama yapmak mümkün olmadığını söylüyor yine bilim adamları. Çünkü diğer genlerle birlikte etkileşiyor. Dolayısıyla bir çokluk tam anlamıyla bu. Ve virtüel alan burası. Henüz biz onları göremiyoruz aslında. Yüzeyine çıkacağını bilmiyoruz. Zaten oluş sırasında yani bireyin varlığın oluş sırasında bu genlerin etkileşim sonucunda ben ortaya çıkıyorum. Evet ama ben aktüel halindeyim ama hala içimde tam bu çokluk biçimsel olarak fark edilmiyor ama içimde çokluk devam ediyor. Dolayısıyla olmuş bitmiş bir varlık değilim. Hala içimde kıvrım var. Evet bir taraftan biz aktüel olarak olmuş bitmiş bir imgeye takılıyoruz ve bu imgeyi temsil olarak aslında bir birim, düşünme birimi olarak ele alıyoruz. Ama farkı gözden kaçırıyoruz. Bu içte yatan bu fark, kımıl kımıl fark kümeleri nasıl etkileşime girecekler ve ortaya nasıl bir aktüel bir form çıkacak onu göremiyoruz zaten. Ancak çıktıktan sonra görüyoruz aktüel halini. Ya da bir başka şey, tabii ki yine alosterik enzimler. Doğru mu söylüyorum diye sorayım. Alosterik enzimler var. Özellikle proteinlerle buluyor, birleşiyor falan. Bu alosterik enzimler kesinlikle önceden dışarıdan herhangi bir yaptırım olmadan kendi başlarına karar veriyorlar. Tamamen rastlantısal karşılaşmalarla. Sonucunda da aslında bu enzimlerin yani bu moleküler düzeydeki bu hareketliğin de tamamen çokluğun bu virtüel alanı olduğunu söyleyebiliriz. Oradaki de rastlantısal yan yana gelişler ve bu rastlantısal yan yana gelişlerin daha sonra bir zorunluluk olarak, bir aktüel olarak ortaya çıkışı aslında çokluğun ne kadar bizim içimizde önemli olduğunu gösterir. Ama biz bu çokluğu evet bir aktüel olup bitmiş bir şey olarak göremiyoruz. Yine karanlık aslında bizde kalıyor. Biz sadece işte aktüel, aydınlanmış halini görüyoruz varlığın. İçimizde yine çokluk var. Yine Prigogine'den bir örnek var. Bu kaos kuramı bağlamında Nobel ödülü almış bir bilim adamı. Yine moleküller de yine aynı şekilde kendi kendilerine karar veriyorlar aslında. Diyelim ki işte nasıl davranacaklarını moleküler düzeyde kesinlikle dışarıdan bir plana ya da bir yönlendirmeye bağlı kalmadan moleküler düzeyde hareket ediyorlar ve çatallanma diyelim ki noktasına geliyor. Hangi yolu seçeceğini molekül karar veriyor, daha sonra bir yola giriyor. Evet bu yol deterministik diyorlar fakat bu çatallanma noktasındaki molekülün tamamen karar vermesi rastlantısal, hatta kaotik bir süreç. Bir tür denge bozumu yaşıyor ve yeniden denge kuruyor. Dolayısıyla düzensizlik, dengesizlik aslında kaostan kozmos çıkarıyor tam da bu durumda. Bunu yapan ama tamamen bu virtüel alandaki farklılık kümeleri, karanlıkta kalan, farkın nasıl aktüel hale geldiğini gösteriyor aslında bunlar. Yani en güzel aslında farkın aktüel hale gelmesi bir kar tanesidir. Tamamen kaotik süreçlerinde işin içinde olduğu ve bir kar tanesi bir başka kar tanesine benzemez. Biriciktir her kar tanesi, tekildir. Tamamen kaosun ürünüdür aslında. Evet, nedir o? Çatallanma yerleri var biliyorsun, dendritler var. Tam o çatallanma noktasında gerçekten nasıl bir çatallanma ve nerede olacağını kestiremiyorsun. Çünkü mikro düzeyde kaotik bir takım süreçler giriyor. Tıpkı karanlık odada işte fotoğrafçının ve fotoğrafın başına geldiği gibi. Ve ortaya biricik, tamamen çünkü su moleküllerinin donma sürecinde yaşadıkları bir mikro kaosun bir kozmosa, bir forma dönüşmesi hali. Ya biz yine çemberle karşı karşıyayız. Çünkü bu bizim benlik haritası diyebiliriz buna. Yani bir özü var ve iç içe geçmiş çemberlerden oluşuyor. Bu 11. yüzyılda bir el yazmasından alınma bir resim. Aslında insanın
şeması diyebiliriz. Sabit bir özü tanımlıyor. Ve est var en göbeğinde, orta merkezde. Ve aslında kutsal İncil'deki bir metni labirent şeklinde yerleştirmişler. Meryem göğe yükseldi diye yazıyor burada. Fakat en ortaya da est biliyorsunuz, dır nedir? Being'tir aslında est Latince'de. Yani gramer olarak varlığı gösterir. Dolayısıyla varlık da tıpkı bu Parmenides'in varlığı gibi değişmez, dönüşmez ve korunaklı bir alana yerleştirilmiş. Ya da Göbekli Tepe'deki aslında bizim önemli bir yine gerçeklikle kopuşumuzun ortaya çıktığı bir fiziksel tapınak var. Yine Göbekli Tepe'yle de burada karşılaşıyoruz. Çünkü Göbekli Tepe'de de yine bizim doğayı artık doğrudan doğruya içine yerleştirmek yerine, yaşamın içine kendimizi yerleştirmek yerine aslında doğayla aramızda müthiş bir temsiliyet, temsiller üzerinden bir kopuş yaşıyoruz. Göbekli Tepe bir tapınak. Dolayısıyla en merkezinde kutsalın yeri. O kutsal aslında T taşlarıyla zaten tanımlanmış. İnsan biçimli tanrıların alanı. Dolayısıyla aşkın bir özle tanımlanabilir. Burada da yine aşkın bir öz var. Doğrudan doğruya tanrının özüyle aslında ilişkilendiriyor tabii ki insanın özünü. Yine oradaki Göbekli Tepe'de de yine bizim hayatın akışıyla, yani bu yüz yüze içine yerleşmek yerine biz çemberin içine yerleştik Göbekli Tepe ile birlikte. Uygarlaşma biraz böyle. Dolayısıyla tamamen artık temsiller üzerinden kurulu bir alana geçmiş olduk uygarlaşma ile birlikte. Çünkü evcilleşme, tam da imgeler ortaya çıkıyor. O yabani olan yeryüzünün bakışı evcilleştiriliyor. Dolayısıyla bir şema olarak yine aydınlık zon burası. Yani İncil'de yazdığı gibi. Hiçbir şey, güneşin altında yeni bir şey yok. Dolayısıyla böyle bir şama ortaya çıkabilir. Ah, kaç dakika oldu? Geçti galiba. Bitirelim. Peki, bir de şöyle bir şey yapayım. Peki. Konuşalım aslında. Ben yine imgeden söz edecektim ama. Evet, mutlaka çok değerli hocalarım aramızda, yani katkılarınızı bekliyorum, eleştirilerinizi bekliyorum. Yani ben bugün karanlığın özellikle çok değerli olduğunu düşünüyorum. Aydınlık yüceltiliyor ama dediğim gibi aydınlık tanıdık bir alan, önceden kestirilebilir bir alan, olup bitmişin alanı, temsilin alanı, sağduyunun alanı. Dolayısıyla güney aydınlıktan bir şey çıkmıyor. Yani yeni olan, çıkacak olan bir şey, gizli kuvvetler bir süre gerektiriyor tabii Bergson'cu anlamda. Ve o süre sonucunda aslında yeni bir şey ortaya çıkacak ve mevcutu da aslında değiştirecek. Dolayısıyla mevcut haliyle bu ışığın altında yeryüzü mevcut haliyle var. Aslında aynı zamanda hem ne diyelim, Göbekli Tepe'nin o formu da, iç içe geçmiş çemberlerden oluşan formu da bir anlamda hiçbir şeyin değişmemesi üzerine kurulu bir formdu. Daha sonra bu form, bunu zaten düzenin bozulmaması üzerine özellikle böyle bir iddiası vardır. İktidarların korumak üzeredir. Tüm mitolojiler zaten kaosu bilirler. Fakat her yıl o kaos ve kozmos bayramları düzenleyerek mevcut düzeni korumak isterler. Dolayısıyla tüm düzen bozucu kuvvetler aslında iktidar için hep karanlıktadır. Karanlık kötüdür, karanlıktan çıkıp gelecektir, gücün karanlık tarafıdır falan. Dolayısıyla aslında karanlığı, dediğim gibi, bu ikili karşılıklar üzerinden düşündüğümüzde evet, karanlığı kötülüyoruz. Ama ne varsa karanlıkta var. Yani karanlıktan çıkacak her şey. Peki, teşekkür ediyorum. Bu halkı size geldi. Yoksa haksız bir almıştı. Yok. Ben bir soru soracaktım, o yüzden kaldırdım. Tabii. Yok. Ben de evet. Katkı vermek anlamında konuşmak isteyeyim. Çünkü bu konuda yetersizliğime farkındayım. Hepimiz yetersiziz. Ben yani yeterli değilim. Evet. Çünkü karardığı bir felsefi kavram. Benim bir tane. Yani
benim bilmediğim bir felsefi kavram olarak mı kullandınız, bir metafor olarak mı kullandınız, onu tam emin değilim ama ben metafor olarak kabul ettim. Yani çünkü değişik zamanlara değişik anlamlar yüklüyor. Ben genel sunumdan çıkardığım şey, yani kurulu bir düzen, bir dengenin, bir değişimin olması için dengenin bozulması lazım. Dengeyi bozan şey de karanlıktan gelir gibi bir özet anladım. Hani tabii ki bu zenginliği içeren bir şey değil ama ben bir de şunu anlamaya çalışıyorum. Yani niye birden bilinene, yani bunun sakıncalarını anlıyorum ben. Hani iktidarda olanlar bir şeyin değişmesini istemiyor. Ben beğenmiyorsam dengeyi değiştirmek isterim. Beğeniyorsam ben de memnunumdur. Bunu anladım. Ama bir de bilmekle ilgili bir şey var. Yani o bir temsil üzerinden bilince zaten başka türlü bilemezsiniz. Yani beynin çalışması böyle. Yani insana tanrısal bir güç atfetmiyorsanız mecburen temsil üzerinden, hatta o temsilleri kavramlara, yani soyutlamalara dönüştürerek ancak düşünüşünüz gerçekleşebilir. Yani ben bilgilerim bu seviyede. Evet, evet. Şimdi dolayısıyla aydınlık metaforuna bilinen bir şey, ya yani bilmeyi, öngörmeyi de yüklüyorum. Şimdi bir şeyi öngörmek, yani zaten bilmek bence yani ağırlıklı olarak öngörebilmek demek. Şimdi öngörülemeyene anlıyorum hani aktarımı ama niye bir değer atfedeyim onu çok kavrayabilmiş değilim. Yani benim yaşamdaki amacım ya da hani daha değerli bulduğum aksiyon, tavır, bilinen alanı genişletmek olmalı diye düşünüyorum ben. Yani elbette hani sizin aktardığınız şeylere katılıyorum ama burada hani metafor çok rahat kayabiliyor. Yani bilinmez olan her şey iyi demek değil ya. O bilinmezliğin içerisinden çok fazla, yani karanlığın içerisinden çok fazla tahripkar, yok edici sonuçlar da çıkabilir. Yani her türlü değişim, yani dengenin her bozuluşu bizi daha iyi bir denge noktasına götürmez. Dolayısıyla kaos aslında ilkel çağlarda olduğu gibi çok da özenilecek bir şey olmayabilir. Yani kaostan kaçınamayabiliriz değişim için. Yani temel gereklilik olabilir ama kaosu aramaya dönüştürmek, bunu bana çok şey gibi gelmiyor. Yani ben bununla ilgili hani eklemek istedim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Tamam. Tamam. Açmak için sormak istiyorum. Şimdi karanlık derken kavramsal anlamda oturttuğunuzda henüz bilemediğimiz ve bu nedenle hor gördüğümüz, ihmal ettiğimiz alanı mı kastediyoruz? Öncelikle onu sormak yani istiyorum. Şöyle bir şey, biz hissediyoruz ama bilmediğimiz, göremediğimiz, kestiremediğimiz muğlak bir alan. Dolayısıyla biz hep aslında ışıklı ve zaten bilinç de böyle, bu ışıklı bölgede temsiller üzerinden bilgi üretiyor. Biz de bildiğimizi düşünüyoruz ama ıskaladığımız şey aslında tam da bu karanlıkta kalan. Yani temsiller üzerinden biz düşünürken, bu temsiller ve öngörürken aslında biz yaşamı örtüşen kavramlar ve düşünce geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Yani yaşamla düşüncemiz örtüşüyor gibi geliyor. Fakat hakikaten yaşam ve temsillerden taşıyor yaşam. Yaşam taşıyor. Dolayısıyla benim karanlık demek istediğim henüz yüzeye çıkmamış virtüel alandan bahsediyorum. Yani bir aktüel bir alan var. Olmuş bitmiş alanı hepimizin içinde bulundu. Ben bakıyorum hepimiz ve aktüeliz şu anda. Ama bir de henüz bu çokluğu barındıran, farkı barındıran bir virtüel alan var. Hepimizde bu var. Yani elimizdeki metotlarla, kavrayışımızla mümkün ve değil. Yani biz bu temsil mevcut düşünce birikimimizle bilmiyoruz ama bizim dışımızda ve nesnel bir alan. Sadece biz kavrayamıyoruz. Çünkü biz temsil hala dilimizde ve düşüncemizde temsillerle metot düşünüyoruz. Ve tam da bu anlamda bu temsile sığmıyor zaten bu. Bunu felsefede örneğin paradokslarla aslında çözmeye çalışıyorlar. Ya da dili de çatlatmaya çalışıyor. Yani aslında hayatla dili karşı karşıya getirmek gerekiyor. Orada bir dil çatlar, dil kekeler. Kekelemek iyidir mesela bir şeyle karşılaştığınız zaman. Birden tüm o sınıflandırma şeyiniz çöker, sizin aslında yeteneğiniz. Tüm o temsiliyet üzerine dayalı. Ve yeniden düşünmek zorunda kalırsınız. Ama bu düşünmek için bir felaketle karşılaşmamız lazım. Dolayısıyla biz düşündüğümüzü iddia ediyoruz ama aslında çok da düşünmüyoruz. Bunu Nietzsche de söylüyor. Özellikle düşünce hakikaten bir felaketle karşılaşmak gerekiyor. Yani diyelim ki işte bu tam da bu taşan şeyle karşılaştığımız zaman ve düşünüyoruz aslında. Felaket derken sağduyu açısından bir felakettir tabii ama benim için beni düşündürtmeye başlıyor. Yani karanlık derken gerçekten biz şeyde de o zaman imge düzeyinde anlatırken de biz doğayı evcilleştirirken doğayı, bu çokluluğu, farkı içeren akış halindeki doğayı aslında temsiller halinde biz onu dondurduk.
olup bitmiş işte imgeler, düşünce imgeleri haline getirdik. Ama doğa bizim tam da bu imgelerinle yakalayamadığımız şey. Yaşam tam da bu imgelerin örtmeye çalıştığı altındaki o yoğun akış. Biz ama ne yapıyoruz? Bir gölgeyi yakalıyoruz. Diyelim ki o doğanın kuvvetini, yani biz işte Carl Jung gibi ona persona giydiriyoruz. Ama gölge hala duruyor imgenin altında. Yani çünkü gölgeyi kontrolünü çizdik ama hala o karanlık. Yaşam aslında o kaotik ve özellikle biz istesek de istemesek de hayatın akışı aslında kaos var ama biz hep formlarla karşılaşıyoruz. Şöyle bu kadar form çeşitliliği tam da altta yatan bu kaotik akış. Biz kaosla karşılaşmıyoruz. İşte sanatçılar karşılaşabiliyor, düşünürler belki karşılaşabiliyor. Özellikle bir sızma, bilinç dışından bir sızma olabilir. Birdenbire boca etse zaten kaos, hayatta kalmamız mümkün değil. Ama çok yaratıcı bir temastır aslında bu kaosla temas. Dolayısıyla bir denge, sürekli hayat neye benziyor biliyor musunuz? Hayat bir yürüyüş. Yani biz yürürken aslında biz mekanik bir hareket yapıyoruz. Fakat dikkat edin, attığımız her adımda dengem bozuluyor ve yeniden denge kuruyorum. Hele bir adım atıyorum, dengem bozuluyor, yeniden denge kuruyorum. Hayat gerçekten bir denge bozumu, aynı zamanda yeni bir dengeye geçme durumu. Bir yürüme eylemi ve bu dengemin aslında yaşlanınca şeyi fark ediyorum. Daha önce fark edeceğim. İki ayağım yeterli kalmayacak dengemi kurmak için o zaman. Bir üçüncü ayak daha edineceğiz. Sonra bu dörde çıkacak herhalde. Yani dolayısıyla hakikaten bu mekanik bir hareket olarak düşünmüyoruz ama bedenimiz bile aslında denge ve dengesizlik üzerinden akıyor. Dolayısıyla biz hep bu temsiller üzerinden öngörülebilirlik alanı yaratıyoruz. Yani bir düzen alanı, düşünce alanı yaratıyoruz. Fakat tüm hesaplarımızın aksi olabilir yani. Çünkü hayat öyle akmıyor. Yani her ne kadar öngörsek de özellikle atmosferik koşullar kaotik unsurlar barındırır. Hiç hesapta olmayan hani fırtınalar çıkabiliyor gündelik hayatta da. Şu arkadaşımız lütfen sırayla girecek. Ben teşekkür ederim. Şimdi anladığım kadarıyla aydınlık dediğiniz bu bilinen, hissettiğimiz ya da bilimle öğrendiğimiz şeyler. Yani ve kendimizi güvende hissettiğimizi iddia ediyorsunuz orada. Ama ben şu ana kadar insanlık tarihine baktığımda bildiğim hiçbir şey içinde kendimi güvende hissetmiyorum. Çünkü aslında hiçbir şey güvenli değil. Ya ben mesela adalet duygusunu en böyle somutlaştırarak hani bütün toplumlarda en çok konuşulan, belki en çok üzerinde durulan o adalet duygusu değil mi? Onu sağlayabilmek. Bence ekmek kadar su kadar önemli bir şeydir. Yani yaşayabilmek için önemlidir, anlamlıdır. Sokrates'in yargılanmasına bakıyorum mesela. Yargıcın kalkıp da jüri üyelerine bu adam bir sihirbazdır cümleler kurarak sizi etkiler diyerek mahkemeye başlıyor. Çünkü onlarda bir algı yaratıyor ve jüri üyeleri tamamen Sokrates'in söylediği her cümleyi evet bu bir takım cümlelerle sihir kullanarak bizi etkilemeye çalışacak diye o ön yargıyla bakıyor ve onun söylediği, doğru söylediği hiçbir şeyi hissetmiyor, algılamıyor ve idam ediyorlar sonuçta Sokrates'i, öyle değil mi? Üzerinden binlerce yıl geçiyor. İmparatorluklar kuruyoruz, yıkıyoruz, burjuva devrimleri yapıyoruz, ulus devletler kuruyoruz. Şimdi o ulus devletleri yıkıyoruz. Şimdiki mahkemelerimize bakar mısınız? Bu aydınlık olan kısım mı gerçekten? Ben o zaman karanlığı istiyorum. Yani aydınlıkta bunlar mı gerçekleşiyor? Var mı gerçekten öyle bir karanlığımız? Aydınlıkta gördüğümüz var. Olmaz mı? Virtüel alan var. Ne? Hem bilimde de var. Nasıl çıkaracağız? Hem molekülde de var. Evet, bunlar bir araya geleceğiz. Burada da bu karanlığın politik düzlemi var. Birbirlerimize bağlanacağız. Tıpkı rizom gibi. Yatay olarak bağlanacağız. Ya orada Sokrates'i yargılayan yargıç egemense, şimdi de egemenler benzer şey yapıyor. İşte burada... Bu kadınlar böyle giyindiği için böyle diyor. O böyle yazdığı için böyle diyor. Peki. Ve ya anlatabiliyorum değil mi? Yani ya ben bunu aydınlık olarak bildiğim şey bu. Ve bence bu hiç aydınlık bir şey değil. Ben buna metafor da olsa yani onun adına aydınlık demek istemiyorum. Çok üzgünüm. Yani, bence bu insanlığın karanlık tarafı. Kesinlikle şunu demek istiyorum. Aslında dikkat ederseniz bizi yalıtmaya çalışıyorlar. Yani bir araya geldiğimiz yapılanmalar vardı. Her ne kadar aksak da olsa burada bir araya geliyorduk. Şu anda hiçbir şekilde yan yana gelmememiz üzere mekan tasarlanıyor. Neredeyse tüm ülke aslında otoban şeklinde tasarlanacak. Birbirine paralel olarak sonsuza doğru akan atomlar gibi.
Bizim burada yapacağımız şey yörüngemizi saptırmak, çarpışmak birbirimizle. Çünkü Lucretius atomcu felsefeci şöyle diyor. Eğer atomlar paralel olarak düşerler ama atomlardan biri yolundan çıkar ve diğer atomla çarpışır ve bu çarpışma kalıcı olursa orada yeni bir dünya kurulur diyor. Bizim yapabileceğimiz biz birbirimize çarpışmamız, dokunmamız. O zaman kaos yaratacağız. Kaos değil. Biz kaosla ya kaosu savunacağız ya da. Kaosla karşılaşamayız. O kaos, o alttaki akış. Yani kaos iyi bir şey. Kaos mümkün değil. Yani karmaşayı da kaosla karıştırmayalım. Karmaşayla kaosu karıştırmayalım. Yani trafik kaosu dediğimiz zaman aslında orada biz kaosu çok yanlış kullanıyoruz. O bir karmaşa. Orada da düzen vardır o şeyde bile. Kaosu bizim yaşamamız. Biz sadece yüzeyleri ve formları görüyoruz. Ama bu formların ortaya çıkmasında gerçekten o altta o akış, denge bozumu, yeniden denge kurumu vardır. Ya burada yapacağımız şey bağlanmak ya birbirimize. Bu konuda okuma öneriniz var mı? Yani, değindiğiniz şey, mekanın mekandan insanların soyutlanması, bir araya gelmelerinin engellenmesine yönelik mekan tasarımları ki bence bu küresel aklın yaptığı şey bu. Bu konuda okuma öneriniz var mı? Yani bunlar benim benim okumalarım ama hangi kitaba atıfta bulunayım bilemiyorum. Mesela Cortazar'ın bir öyküsü vardır. Daha önce de belki karşılaştığımızda anlatmışım da olabilir. Cortazar'ın Güney Otoyolu diye bir kitabı vardır. Aslında bu bir otoyoldur. Bir öyküdür. Otoyolda sonsuza doğru akar işte bildiğiniz gibi otomobiller. Fakat otoyol tıkanır. Ve insanlar arabalarından çıkarlar ve orada bir mahalle kurulur. Yani otoyolun tıkanması lazım. Düşünce dedik ki bir felaket olması gerekiyor aslında. Bizim de bir araya gelmemiz için felaket oluyor ya da bir araya geldiğimiz zaman felaket gibi oluyor. Yani dolayısıyla bizim bir araya gelmemiz, birbirimize dokunmamız, orada bir yatay bir ne diyelim... Yan yana geliş, birbirimizi kapmamız. Yani çünkü dönüşüyoruz birbirimizle ilişkiye girdiğimizde de. Hiçbirimiz aynı kalmıyoruz. Dolayısıyla hakikaten bu yalıtılmış atomlar şeklinde tasarlanan mekan örgütlenmelerini AVM'lerden biliyoruz. Yani meydan örneğin işte belleğini silmeye çalışıyorlar. Çünkü orası bir toplanış mekanıydı. Şimdi onun belleğini silip yeniden oraya bir otoyol gibi yapacaklar. Birbirimize değmeden paralel olarak bir akıp gideceğiz sonsuza doğru. Yani her yerde bunu yapıyorlar. Çünkü toplanış çok tam da riskli. Bir araya geliş, yatay olarak hakikaten bir rizom, bir ağ gibi örgütlenme biçimi değil. Hep ağlarımız parçalandı. Yani modernite zaten ağları parçalıyordu. Yani feodalideki o şeyleri. Orası zaten tamamen, orada her şeyimiz apaçık. Çırılçıplaz orada yaptığımız tüm hareketler. Bir panoptikon arası, işte süper panoptikon. Çünkü eskiden panoptikonda şöyle bir faydası vardı panoptikonun, o Foucault'un anlattığı panoptikonun. İşte biliyorsunuz dairesel bir hapishane modeli. Tepede birisi olabilir ya da olmayabilir, karanlıkta kalıyor. Ama ben hep kendimi, hücremi görüyor benim. Oradaki kişiye göre ben aslında bedenimi kontrol ediyorum. Fakat şimdi zihnimizi de ele geçirdiler. Orada bilemiyordu mesela, ben isyan düşünebilirdim aslında, panik bakardı. Benim nereden bilecek isyan tasarladığımı? Fakat şimdi internet üzerinden, aslında yazışmalardan içimizi, zihnimizi de ele geçirdiler. Karanlık odamız kalmadı yine. Yani o süreci ortadan kalkmış oldu. Lütfen. Şimdi Doktor Serap Kocaman İlker. Şimdi bir zeka düzeyimiz var hepimizin ve zihnimizin, beynimizin belli bir kapasitesini kullanabiliyoruz. Bu belki %10 ile %20 arası deniyor. Belki %25 olan varsa harika. Einstein bile o kadar değilmiş çünkü, değil mi? Şimdi o zaman %75'te neler oluyor? İşte karanlık orası. Evet. Yani bence de. Renklerin %80'ini göremiyormuşuz. Evet. %20'sini görebiliyormuşuz. Evet. %20'si aydınlıksa, renkli ise %80'i karanlık çoğu. Evet. Yani mesela şu odadaki renkleri bakın. Sesleri de duyamıyoruz yine. Sesler de aynı şekilde tabii en fazla %30. Şimdi bakın şu odadaki renkler %20, görmediklerimiz %80.
Bu bilinç işte. Yani o zaman bilinçaltı %80. Evet. Buzdağı asıl... %80. Şimdi %80'i bilinç altına veya bilinç üstüne, onu nasıl derseniz, o tartışılıyor çünkü. Ben de çok hakikaten giremiyorum o alanlara ama oradan yararlanmamız gerekiyor. Evet, orası çok önemli, evet. Bence de. Şimdi onu birkaç yerde yaşıyoruz, bilince getiriyoruz. Mesela biri uyku. Uykuda bilinçaltı hareket halinde. Bir ikincisi, bir de işte sizin dediğiniz o şaşırdığımız anlar. Orada bilinçaltı çalışıyor. Tekelemeler. Çünkü bilinçten çıkıyoruz. Ne oluyor? Evet. Demek ki bunları arttırmak lazım. Evet. Örneğin sanatı belki burada ben savunabilirim. Çünkü işte bir dedi ya Deleuze, bir tanıdık nesne, bir de karşılaşma nesnesi. Bizi karşılaşma nesnesi düşündürtüyor. İşte Demet de sonra göstermişti Demet. Duşamın. Aslında bir sonra biliyoruz. Tuvalette görsek bir tanıdık nesne. Fakat o nesneyle sanat ortamında karşılaştığımız zaman o bir karşılaşma nesnesi. Düşünmek zorunda kalıyorum. Yani pisuvarın oradaki işini, sanatın doğasını, pisuvarın oradaki yaptığı değişimi, dönüşümü, aslında onun ortama, ekolojiye girmesiyle birlikte tüm sanatın ekolojisini değiştirmiş oldu. Ready-made diye bir kavram çıktı. Ondan sonra artık enstalasyonlar, hazır nesneler de sanatın içine girmeye başladı. Tabii. Yani bence doktor hanım bilinç altını yanlış kullandık. Yani o terimi bir düzenleyelim. Yani doğru kullanalım terimleri derim. Bilinçaltı Freud'un ortaya attığı bir söylem. Çünkü ondan önce daha farklı yöntemler konuşuluyordu. Freud'la birlikte görünen her şeyin gerçek olmadığı ve aslında yaşadıklarımızın bazılarını hatırlayamadığımızı ve bilinçaltı denilen bir bölgede tuttuğumuzu ama bir takım herhangi bir koku ya da uyaran veya travmayla, travma durumunda onu ortaya çıkardığımızı. Şimdi bilinçaltı ile duyularımızın sınırlandırılmış olması aynı şey değil. Onları aynı yere koymayalım. Hani her rengi göremiyor ya da her sesi duyamıyor olmamız o bilinçaltı değil. Algıların yetersiz. Orada yanlış kullanıldı. Doğru. Çünkü Freud'a haksızlık ederiz. Bilinçaltı o değil. Yani bilinçaltı aslında bildiğimiz bir şey ama unuttuğumuz bir şey. Evet. Yani çok haklısınız çünkü algılarımız kısıtlı. Yani burada bir kene algısını verirsem tüm her şey çözülecek. Tabii. Metodolojiden soyutlamadan hangi geçeceğiz? Yani ya çıkar. Yok. Deleuze'ün ki ontolojiden bahsediyor. Ontolojiden vazgeçmiyor. Bir ontoloji bu ama bu gerçekten bu temsiliyet üzerine dayalı bir ontoloji değil. Yani özellikle bu temsiliyet bizi yaşamla ilişki koparıyor. Dolayısıyla yaşamla bağlantı kuran ve dili çatlatan bir ontoloji, yeni bir ontoloji öneriyordu aslında. Yani ama temsiliyetimiz biliyoruz ki çok yetersiz. Yani bizim gerçekten hayatla karşılaşmamızı hep engelliyor. Arada bir temsiliyet var. Yani şey gibi işte bu ya. Yani şöyle düşünebilirsiniz, politik olarak düşünelim. Temsilci seçiyoruz 5 yılda bir. Demokrasiye çok inanıyoruz, aydınlanma. Demokrasi, 5 yılda ben temsilci seçiyorum, sonra gidip benim adıma kararlar veriyor. Bu yani ben temsilciyi kaldırıp doğrudan doğruya birlikte yatay anlamda birlikte kararlar, birlikte düşünmek. Düşünce de birlikte üretiliyor zaten. Birlikte konuşarak üretiliyor. Belki burada konuşurken bile temsiliyet kırılacak. Örneğin siz beni beyaz Türk olarak bir temsilin içine ortaya tutabilirsiniz. Ama konuştuğum zaman belki benim siyah olduğumu anlayacaksınız yani ya da başka bir şey olduğumu ve konuşurken birlikte dönüşeceğiz. Dolayısıyla temsilin o kabuğunu çatlatacağız konuşmak, diyalogla. Daha çok belli ya. Tabii yani bu temsil... Ve bu kaotik değil. Yok yani evet o işte tabii yani denge, yani kaos deyince sizi böyle bir şey gibi yani kaos, yani karşılaşmıyoruz kaosla. Kaosta çok yaratıcı insanlar. Gerçekten o bilinçli dışını valve şeklinde kullanarak sızdırıyorlar belki. Yani sanatçılar çoğunlukla bundan faydalanıyorlar. Ama bizim kaosla karşılaşmamız bizim çıldırmamız demektir. Yani baş edemezsiniz bilinç dışı size boca ettiği zaman. Yani hakikaten orası alanı. Ama orayla da bir tür geçiş kurmamız gerekiyor. Çok haklısınız çünkü doktor hanımın bahsettiği tamamen bizim algı sınırlarımızdı. Mesela Kene 3 algısıyla yaşıyor. Yine bu Deleuze'ün örneği. Kene 3 algısıyla yaşıyor. Sadece bütün kesit kokusu, ter kokusu
bir 37 santigrat, 38-37 derecelik bir sıcaklık duygusu ve kıllı bir yer duygusu. Çıkıyor kene ağacı, bekliyor, ter kokusunu alıyor, aşağıdan geçmekte olan bir memeli var ve kendini bırakıyor. İşte damarların en yüzeyde olduğu yere, kıllı bir bölgeyi buluyor, emiyor ve kopuyor. Şimdi bu kene üç algısıyla hayatını idare ediyor. Fakat bu kene ile memeli kesişiyorlar. Memeli de oradan geçerek aslında iki farklı varlık kesişiyor ve ortaya bir tür kontrpuan çıkıyor. Bir kesişme durumu çıkıyor. Şimdi diyelim ki evet benim algılarım yetersiz olabilir ama bir araya gelişlerde, karşılıklı konuşmalarda, eklemlenmelerde aslında biz birbirimizin algılarını da arttırıyoruz. Diyelim ki biz de iki kişi bir araya, üç kişi, dört kişi birlikte düşünmeye başladığımız zaman gerçekten o temsilin yıkıldığını fark edeceğiz kendimizde. Çünkü sığmayacak, sözcüklere sığmayacak çünkü öyle bir şey. Sadece biz düşünmüyoruz o yüzden. Hep seyrediyoruz. Hani yine Demet'in gösterdiği gibi o şey perspektif bir teatral bir gösteri, çizgisel perspektif. Hepimiz izleyiciyiz aslında. Lütfen. Cevap vereceğim gibi olacak. Şimdi hani şey gibi düşündük ya biraz önce, hani sen aydınlık olmayanı betimleyebildiklerini ve bildiklerini ne kadar arttırırsan o kadar aslında bildiğini, var olduğunu ve yani genel olarak amacın bu olması gerektiğinden bahsettin. Evet, ama şimdi Einstein aslında bir fizikçi olarak görece çok antideterministti ve hani aslında yeni izafi olanların hakkında konuşulan yeni bir bilimsel zaman başlattı bir şekilde, sanatı da böyle çok etkiledi ve onunla beraber şey oldu. Ve Einstein'dan sonra izafi zaman ve bir şekilde kuantum bölünebilir enerjilerle falan birlikte biraz şu anda yaşadığımız zaman da biraz hani daha modern sonrası ve karışık bir şey dersen kategorize, yani sadece paylaşıyorum, kategorize edebilmek için sadece kelimeler değil aslında kategorize etmeye çalıştığın şeylerin de çok daha soyut ve çok daha çok yönlü olduğunu gördün. Aslında şöyle olabilir gibi hissediyorum. Bilimin hedeflediği her şeyi aydınlatma ve üst başlıklaştırma, hani Batı öyle seviyor ya. Ama artık modern zamanlarda tek bir başlık her şeyi betimlemediği için ve zaten Einstein da bu yolu açtığı için karanlıklarla da beslenebilecek bir bilim yapılabilir. Ve aynı zamanda şey de olabilir, nasıl desem. Sen de istersen şu an daha fazla bir şey demeyeyim. Tabii. Sen konuş. Yok, yani ben şöyle hissediyorum ki şu anda. Olmasın. Tabii. Sorum şöyle... yoktu. Tamam, bağlı. Tamam, bitirdin mi? Bu kadar, evet. Tamam. Tamam, çünkü... Tamam, ama katkı sağlayacağım. Aha. Hocam Sevinç Hanım söz almak istiyormuş. Şimdi onu, o önceden istemişti. Lütfen. Yok. Yok. Bu konunun başlığının karanlık olması çok önemli. Çünkü birincisi kavramlar işte aydınlık iyidir. Mesela arkadaşlar şimdi konuşması çok hoş oldu. Hani dedi ya, insanın karanlık yanıdır bu kötü diye, adaletsizlik vesaire. Bir kere böyle yerleşmiş şeyler var. Hani karanlık kötüdür, aydınlık alan iyidir diye. Onun göstergesi esasında sizin söz ettiğiniz şey. Hani böyle bu anlamda bu başlıkla konuyu ele almanız çok anlamlı ve iyi geldi bana. Bir de bu aydınlık alan dediğimiz, bu bilmek dediğimiz şey bence esas olarak hani o iktidarın kontrol mekanizmasını iyi kurduğu alan. Yani ne kadar aydınlıktaysa o kadar rahat kontrol edebiliyor. Karanlıkta olan alanı kontrol edemiyor, çok kabaca söylersek. Onun için bilim, aydın, ne bilim şu bu ne kadar aydınlattığını söylese de o kontrol alanının dışına çıkmıyor. Yani iktidarın izin verdiği ölçüde aydınlık bir alan var diye düşünüyorum ben. Yani orayı da iyi aydınlatıyor, gölgelere izin vermiyor. Çünkü onu o şey projektörlerin karşısında şaşkın kalan tavşan gibi çok kolay avlanabiliyoruz hepimiz. Senin söz ettiğin işte o temsiller dünyası esasında böyle bir kurmaca bir alan. Yani beni en seviyor
Yani iktidarın dispozitif, Foucault'un dispozitif dediği işte yakalama aygıtları var. Adlandırmak, kimliklendirmek her şey dispozitif. Dolayısıyla beni yakalıyor. Nereden yakalıyor? Çünkü kimlikliyim. Işık altında, spotların altında evet donup kalıyorum böyle. Çünkü benim tüm niteliklerim gözüküyor ışık altında. Çok güzel bir şey. Sınıf. Rahatça da kontrol edin. Evet tabii canım. Onun için de işte bütün bu kötü diye, karanlık diye nitelendiriyor. Karanlık kişiler, haydutlar, eşkıyalar. Sevişmek bile karanlıkta. Yani hani... üremek belki değil ama sevişmek de gece kötüdür. Hep böyle hani kontrol edemediği alanı karanlık diye. Aklın karşıtı bir alan evet. Evet evet. Onun için yani şu kabaca kafamda yerleşmiş olan bütün bu bize daha doğrusu yerleştirilmiş olan bu kavramların bir kere hani hallaç bomu gibi atılması açısından belki böyle bir evet. adım. Hani, kesinlikle. O, ben de Sevinç tam da bu dualizmi hani bilme, kırmak üzere hani bilme, yaptığım evet, şey. Arkadaşın adını unutuyorum falan. Hani ne kadar bilmiyor. Aslında biz bilmiyoruz. Bildik zannediyoruz. Belki de önümüze konulanı biliyoruz. Yani bildiğimizi zannediyoruz. O karanlık alan belki. burada arkada da mı var? Pardon. Çok teşekkürler. Konuşmanızın ilk kısmını kaçırdım. Kusura bakmayın. Onun için belki soracağım şeyin cevabı oradaydı bilemiyorum ama karanlık ve aydınlık kısmı tamam. Şimdiye kadar konuşulanlara bir yani kafamda bir karşılığı var. Ancak gölge ile karanlık bir araya konunca, sanki eş anlamlı gibi kullanılınca biraz orada kafam karıştı doğrusu. Çünkü karanlıkta gölge olamaz. Gölge için ışığa ihtiyaç var. Çok güzel, hemen ilk başındaydı, onun yanıtı ilk başındaydı. Kaçırdım mı, kaçırmış mıyım başını? Caravaggio da onun için zaten değil mi? Bunun Hegel veriyor onun yanıtını. Evet ya da şu, pardon, evet. Saf aydınlık ve saf karanlık aynı şeyin hükümsüzlüğüdür diyor. Yani ışık ve karanlık bu kadar biz iki karşılıklı olarak koyuyoruz ama Hegel aslında ikisi birbirinden ayrılmayacak şekilde iç içe geçtiğini söylüyor zaten. Karanlık da yine sanırım off-cell diye ışık kaynağını yitirdiğimiz zaman gözümüzdeki off-cell denilen hücrelerin ürettiği bir etki. Aslında dolayısıyla neydi karanlıkta gören bizim hücrelerimiz? Çubuk hücreleri miydi gözdeki karanlıkta etkileşimi? Çubuk hücreleriydi. Dolayısıyla biz aslında mutlak karanlıkta değiliz. Mutlak karanlık diye bir şey yok hiçbir zaman. Ya da mutlak aydınlıkta yine ikisi örtüşüyor. Dolayısıyla bu iç içe geçmeleri birisinin tonu fazla oluyor, birisinin daha az oluyor. Ama görme olayının gerçekleşmesi zaten... bir arada oluyor. Yani dolayısıyla gölge de yine ışık kaynağından ortaya çıkan bir şey. Zaten karanlığın varlığı aydınlığa bağlı, muhtaç yani. Evet. Dolayısıyla önce aydınlık sanki, değil mi? O engellenince gölgeye dönüşüyor. Ya vallahi bilemiyorum. Onu ben. Da... Öyle mi? Yani tabii. Öyle olabilir ama şey geldi, bu görme biçimiyle ilgili sizi Köroğlu destanını anlatabilirim aslında bu temsiller üzerinden düşünmenin ne kadar yanıltıcı olduğunu. Çünkü Köroğlu'nu biliyorsunuz, Bolu Bey'i var, at istiyor Seyis'inden, Yusuf'tan. Seyis Yusuf da ona bir cılız tay getiriyor ama Küheylan işte Yağız bir at istiyor ve gözüne mil çektiriyor Seyis'in. Şimdi iktidarın bakışı burada nedir? Temsil üzerinden bir düşünce. Yani temsil olarak bakıyor ata, onu o dogmatik düşünce imgesi olarak eşleştiriyor. Karşısında zayıf, cılız bir at var. Seyis'in bakışı nedir? Aslında Seyis'in bakışı bir ustanın bakışıdır. İşaretlerini okumuştur, bir at ustası çıraklık yapmıştır, bir göstergeleri vardır. Göstergeleri üzerinden onun içindeki virtüel alanı önceden görmüş olabilir. Çünkü ondaki virtüellik yüzeye çıktığında... Hakikaten Yağız güçlü bir at olacaktır. Nitekim öyle olur. Köroğlu babasının intikamını alır ama görme üzerine güzel bir hikayedir. İki farklı bakış. İktidar baktığında temsil olarak görüyor. Ama bizim bakışımız işte temsil üzerine olmamalı. Belki de o Seyis Yusuf'un bakışı gibi virtüelle temas eden mutlaka yakalayamıyoruz. Bunun bir formu yok zaten.
Ama bunu duyumsamak bile insana bir umut veriyor. Yani bir onunla virtüelle karşılaşmıyoruz. Ve nasıl ortaya çıkacağını da bilemiyoruz. Aktüel hale geleceğini. Ama her bedenin içinde farklılık kümeleri var. Bu kimyada böyle, kimyasal süreçlerde, biyolojik süreçlerde. Yumurtanın kendisi aslında virtüel bir alan. Yumurtanın bir organlar ortaya çıkmadan önce, biliyorsun orası bir yayınlık farklılık alanı. Eksenler var değil mi bir takım yumurtanın, embriyonun üzerinde. Ve bir tür göçebe bir düzlem gibi. Ve giderek farklılaşıyor. Bu giderek aktüel hale geliyor aslında canlı. Ama orası bir farklılık alanı. Hakikaten... Oradaki etkileşimler, enzimlerin etkileşimi, kuvvetlerin birbiriyle kurduğu ilişki, biz onları göremiyoruz ama ortaya çıkan aktüel hali görebiliyoruz sadece. Pardon ben... Lütfen. Aynı soruyu tekrar soracağım. Karanlık alan nedir? İnsan için şey söylediniz, bilinçaltı falan, kendisini gizlediği alan. Yok, evet. Bu, bir şey konuşuldu, işte insanın algılayamadığı... İnsan algısının sınırlı olmasından dolayı göremediği, işitemediği alanı sanıyorum bu alanı kastetmediniz. Daha farklı bir şey karanlık alan değil mi? Yani insanın algılarıyla sınırlı olmayan şeyi kastetmediniz. Algılarıyla da sınırlı çünkü biz eklemek istiyorum sizin. Temsille düşünüyoruz. O temsilin estormanı değil. Değil de yapay bir yani hayatın, gerçekliğin, duyguların kendisi değil. Onların suni bir enstrüman diyelim. Evet, bir araç. Hayat dinamik bir şey ama dil statik bir şey. Bundan dolayı dille hayatı kavrayamıyoruz. Yani ben mesela acı dediğim zaman bu acıyı siz hissedemiyorsunuz. Çünkü bu kelime, bu kavram hayatın kendisiyle birebir özdeşleşen şey değildir. Bunu kastediyorum. Evet. Sanıyorum sizi doğrulayan şey. Evet, evet. Rahmi'cim her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Ben her zamanki gibi çok etkileyici için. Ve güzel bir konuşmaydı. Bir saniye izninizle ben bir soru soracağım çünkü bitirmiyorum. Hay. Ben de bir soru sormak istiyorum. Şimdi yazılı tarihten anladığımız kadarıyla insan var olduğundan bu yana, yani o süreç içinde böyle bir varsayımda bulunabilirim, hep bir hakikat arayışımız olmuş. Bu hakikat arayışında hem bilim, hem felsefe, hem sanat, dolayısıyla filozof, sanatçı ve bilim adamı bir hakikat arayışı ihtiyacı içinde. Sıradan insanların da bu hakikati bulan insanlarla temas kurma ihtiyacı var. Hakikat arayışında o aslında görünenin gerçek olmadığını, görünenin ötesinde bir şey olduğunu varsayan bir ihtiyacımız var. Senin karanlık dediğinden ben bu görünenin ötesindeki görünmeyene ulaşma olasılığının var olduğu alan sonucunu çıkarıyorum. Ya yani çok metaforik bir laf. Yok, metafizik, bu. Metafizik değil, metaforik ama. Bir şey bu. Metafizik yani biz mi? Buraya bilim de ulaşabilir. Bu karanlık alandan bilim de bir şeyler çıkarabilir. Bu karanlık alandan felsefe de çıkarabilir. Yeni kavramlarla, Deleuze'un dediği gibi felsefe kavramlar üreten bir alan çünkü. Sanat da imgelerle yeni alanlar oluşturuyor. Ben bu sana şey demek diyerek sözü bırakmak istemiştim. İmgeyi kazı altından hakikat çıkar. Sen imgeyi kazı altından karanlık çıkar dedin. Bu anlamda hakikatle karanlık aynı şey mi? Bana göre çünkü tam da senin başta söylediğin gibi dikotomiler üzerinden bakmadan ikisini bir arada düşünerek hakikate ulaşma yolculuğumuz ki bu herhalde ulaşma şansımız yok bilmiyorum hani hakikat işte budur diyebilecek ne bir bilimsel sonuç olacak tahmin ediyorum ne bir felsefi varsayım olacak. Ama bu hep bir yolculuk. Bu insanın doğasında olan bir ihtiyaç. Görünmeyeni görünür evet. Kılma ihtiyacı. Evet. Bu anlamda sence imgenin altını kazıyınca hakikat mi çıkıyor?
karanlık derken ikisini bir mi düşünüyorsun, aynı şey mi, farklı şeyler mi? Yani imgenin altından kazısak o zaten bu tartışma ikon kırıcılarla ikon severler arasında yaşanmış 16. yüzyılda. Reformasyonda özellikle imgeyi yok edelim mi, kıralım mı meselesinde, çünkü imge çok önemli. Altında neyi sakladığı da önemli. Ama imgeyi kaldırırsak, eğer Luther şöyle diyor, eğer imgeyi tamamen kaldırırsak gideceğimiz yer mistisizm diyor. Dolayısıyla mistisizme gitmek istemiyorlar ikonu kaldırırsak. Çünkü kurumsal din var, protestanlık kuruluyor. Mistisizm zaten bir zındık olarak hani hiçbir şekilde kişisel, öznel deneyimler yaşayan bir yaklaşım kutsalla. Diğer tarafta ise aşırı ikon severler var. Burada da bir paganizm tehlikesi görüyor Luther. Bir tür putperestlik tehlikesi. Sonunda da bu tablolarla çözmüşler meseleyi. Yani bu da Lucretia diye bir kahraman Roma'da yaşamış ve bu Roma'daki hikayesi şöyle: bu soylu bir kadın ve yine o dönemdeki tiranlar tarafından yönetiliyor. Roma'da tiranlar yönetiyor ve tiranın oğlu buna tecavüz ediyor. Ve de bununla yaşamak istemeyen bu kadın da intihar ediyor. Ve intiharın da sonucunda da bir toplumsal infial yaratılıyor ve tiranlar devriliyor ve cumhuriyet kuruluyor Roma'da. Buradaki yapılan şey de tam da imgeyi yok edelim mi, yoksa imgeyi tutalım mı? Tam da bu askıda tutulan bir eylem imgeyi parçalamak üzere bıçağı değdiriyor bedenini. Evet, altında ne var? Ben hakikate inanmıyorum. Yani hakikat bir üretim, bir söylem biçimi. Dolayısıyla bu söylemi kim üretiyor? Yani hakikat derken Demet, hakikaten nedir bu? Yani çünkü hakikat efendilerinin bir iddiası oluyor. Yani kim konuşuyor bize bir hakikat olarak, bir şey verdiği zaman bunun arkasındaki bunun üretim meydanı ne? Birisi tarafından üretiliyor. Dolayısıyla bence hakikat örtünün altında şöyle bir şey diyebilirim. Hakikat aslında biz hepimiz birer örtüysek ve birbirimize dokunarak örtülerimizi kaldırıyorsak birbirimizin. Çünkü ilişki bitimsiz bir örtü kaldırma eylemidir. Yani iyi bir diyalog bitimsiz bir örtü kaldırma. İkonu bitmiyor çünkü örtü kaldırmak. Diyalogla, bağlantı kurarak ve her seferinde biz bitimsiz bir hakikati keşfediyoruz. Ama o hakikat son değil. Yani sürekli müzakere ediyoruz. Yeni yeni görünüşlerle aslında biz o hakikati durmadan inşa ediyoruz. Bir yukarıdan aşkın bir hakikat olarak bize sunulan var ve felsefecilerin çoğu da bize aşkın hakikatlar verdiler. Ama bir de gerçekten yatay bağlantılarla, bedenlerin birbirine bağlanmasıyla, konuşarak, diyalogla ve örtüleri kaldırarak ne olduğunu aslında kalktıkça farkına varıyorum. Sen benimle konuşurken bir örtü kalkıyor, bir bilmediğim bir tarafım, karanlıkta kalan bir tarafım açığa çıkıyor. Aslında düşüncem de. Ben konuşurken sende de aynı şekilde. Düşünsenize böyle bu şekilde aslında örtü kaldırmayı. Örtünün altında ne var? Bir hakikat var mı? Yok aslında. Sürekli değişen yorumlar var sadece. Yani olgular yoktur, yorumlar vardır diyordu Nietzsche. Dolayısıyla hakikat efendileri var mesela. Hakikat iddiasında olanlar kim? Peygamberler, kahinler ve şairler ilk dönemde. Bunlar hepsi hakikat adına konuşuyorlar aslında. Şairlerin de böyle bir hakikat iddiasında konuşuyor. Kahinler de öyle yine. Ya da peygamberler de. Dolayısıyla bizim bu tür bir hakikatlere ihtiyacımız yok. Tabii. Evet. Zaten yok yani. Ama hakikat derken aslında gerçeklikle de ilişki. Yani gerçeklikle hani hakikat tabii felsefi olarak biraz daha iddialı bir kavram. Çok haklısın. Evet, çok iddialı hakikat. Evet, çok haklısın. Ama hani bilimin de ulaşmaya çalıştığı ama sürekli genişleyen, ilerledikçe işte dediğin gibi katman katman açılan bir gerçeklik arayışı, bir de hep sanatta da gördüğümüz o görünmeyenin ardındakini bulma çabası var. Yani bir şey var ki o virtüel olana ulaşma ihtiyacımızdan bahsediyoruz. Evet, virtüel yani o virtüel henüz... Onu hissediyoruz çünkü. Tabii. Senin bana önerdiğin kitap yoktum. Dönüyoruz, buna ulaşabilmek için algıların yetmeyeceğini, o yüzden özellikle aynen bir hekimin hastasını anlamak için yoklayarak güzel bir örnek, çok güzel. Bu gerektiğini söylüyor, evet. Araması ya da. Tabii. Yani biz nasıl bu duyumsama işinde hastayı fark ederek, işte dokunarak,
anlamaya çalışıyorsak, onu onun anlattıkları, yani gördüklerimiz ötesinde, bu böyle bir çaba. Burada da karanlıkla temas ettiğimiz zaman, yani ürkütücü ve tırnak içinde korkunç olanla korkmayıp oradan çok olumlu şeyler yakalayabileceğimizi belki o umudu verdim bize diye düşünüyorum. Ben kendi adıma böyle bir umut edindim. Bir de gerçekten yine hem Jung'ta hem de Freud'ta Unheimlich var. Tekinsiz, yani özellikle Freud'ta tekinsiz var. Tekinsiz nedir aslında? Dolaplara sıkıştırdığımız yabancılardır. Yani eve ait ama, pardon, eve aittir ama artık evden konuşmak istemediğimiz, bastırdığımız şeylerdir. Yani tekinsizle karşılaşmamız biraz öyledir. Tanıdık yabancıdır bunlar. Yani ne şeklinde çıkıyor? Canavar formunda çıkıyor, cadı formunda çıkıyor. Dolayısıyla bizi tehdit ediyor. Dolayısıyla bizim bastırdığımız, üzerine konuşmak istemediğimiz, tanıdık ama tanımamazlıktan geldiğimiz ama birden pat diye çıkıyorlar karşımıza, karanlıkta çıkıyorlar ve bizi korkutuyorlar. Yani evet, bilemiyorum nasıl bir şey ama bir de şöyle bir şey diyeyim. Aslında bu virtüelin nasıl aktüel hale geleceğini önceden bilemiyorsun. Bir olasılıklar alanı orası, farklılıklar alanı. Yani maddenin içinde kıvırım kıvırma aslında farklılıklar var. Fakat bunun açılması için bir süre gerekiyor. Burada da Bergson'un o özsel süre kavramı. Dolayısıyla o süre sonucunda bu virtüel alan aktüel hale geliyor ve biz onu ancak görebiliyoruz. Dolayısıyla virtüelken zaten bir form oluşturmuyor. Biz formu ancak aktüel halindeyken görüyoruz. Ama genetiğe baktığımızda, kimyaya baktığımızda, moleküllere baktığımızda gerçekten moleküller çok da böyle bir moleküler düzeyde bir farklılıklar alanı var. Oradaki bir form oluşturmuyor bunlar. Ama onlar formu aktüelde oluşturuyor. Bizim formumuzu veren tamamen bu kimyasal süreçler. Ama oradaki hareketleri rastlantısal ve zorunlulukla ilişkili. Rastlantısal, evet, çünkü rastlantısal karşılaşmalar yapıyorlar virtüel alanda. Ama bir de o rastlantısal karşılaşma zorunluluk halinde bir sürece giriyor. Tıpkı bu Nietzsche'nin zar örneği gibi. Rastlantı ve zorunluluk ilişkisi Nietzsche zarla anlatıyor. İşte zarı elinize alırsınız, sallarsınız. Bu rastlantının alanıdır. Atarsınız, gelen sayı zorunluluğun alanıdır. Oynamak zorundasınız onu. Dolayısıyla hayatta hem kaos hem düzen, hem rastlantı hem zorunluluk aslında birlikte durmadan hareket ediyor. Virtüel alan aslında olasılıklar, rastlantısallığın alanı bir anlamda. Ama biz temsil olup bitmişlerin dünyası sanki zorunlulukların neden sonuç ilişkilerinin dünyası gibi bize algılanıyor. Yani bu oluyor, sonra da bu oluyor. Ve aklın alanı tamamen zorunluluk alanı gibi. Lütfen. Tam söylediğiniz bu şeyi bu tabloda gördüm. Şimdi bakın, burada bir aktüel alan var, form var. Evet. Ama mesela sizin dediğiniz gibi bu formu kazıyın, sanki onun altında başka bir tablo, evet, var. Şimdi bakın, arkada da karanlık var ama aslında o karanlık değil. Kazıyın o karanlığı, aslında orada başka bir form var. Evet, evet. Onu da kazıyın, onun altında da başka bir form var. Ama biz onu karanlık görüyoruz. Çok doğru. Yani biz hep yüzey ile karşılaşıyoruz. Hep formla karşılaşıyoruz. Tam bu tablo, evet, anlattıklarınızı, evet, bana gösterdi. Aynı şekilde burada da bir aslında bir o hakikate ulaşmak amacıyla formun altında, imgenin altında ne var olduğunu, yani bu temsil edilemez olanı, görünemez olanı aslında bizi duyumsatmak istiyor. Evet, altında henüz temsil edilemez, görünemez. Virtüeli de göremiyoruz ve temsil edemiyoruz. Böyle bir sıkıntımız var yani. O karanlıkta kalıyor. Var tabii, aynen. Ve yüzeye çıktığında evet biz onu bir form olarak göreceğiz. Son soru mu? Şimdi aslında Demet Hanım'a nazire yapmak istiyorum. Ben de onun takıldığı birkaç şeye takıldım çünkü. Şimdi bir, ontolojik olarak gerçek yok mu? Gerçek sadece bizim yorumumuz ya da ihtiyaç duyduğumuz için sınırlandırdığımız bir şey mi? Yani Demet Hanım da acaba, evet, bunu, evet, kastediyordu, ben doğru mu anladım? Yani gerçek ontolojik olarak mümkün değil. Yok yok, var. Deleuze'ün felsefesinde bir ontoloji var. Ontolojiyi yok saymıyor. Yani varlık
bir de oluş var. Gerçekler yorumlarımızdır dediniz ya. Ha, oraya Nietzsche'nin, takıldım. Nietzsche'nin, anladım, o Nietzsche'nin bir tabiriydi. Hani olgular yoktur, yorumlar vardır diye üzerine. Şimdi aslında Deleuze'nin ontolojisinde bir varlık var ama bu oluşun ontolojisi aslında. Yani olup bitmiş, bu temsil üzerine dayalı, dogmatik, düşünce imgesine dayalı bir ontoloji değil. Diyalektik bir varlık. Diyalektikle başı dert istemiyor. Çünkü diyalektik de aslında bir olumsuzlama hareketi içeriyor. Dolayısıyla buradaki bir hayatı bir olumlama üzerine gerçekleşen, işte birbirine ikili kapma üzerinden aslında ekoloji şey bile öyle, evrim bile böyle gelişiyor. Dolayısıyla evet, şu andaki temsil üzerinden hayatı biz aslında bayağı bir aramızda bir şey var. Fakat bunu kırmamız, sözcükleri çatlatabiliriz. Yani tam da o bilinç dışı işte... Şey mi? Yapı sökümün kastettiği değil, şey mi? Yok, Derrida'cı bir yapı söküm değil bu. Aslında doğrudan doğruya. Mesela Deleuze, dır yerine, cümle dır yerine değil, master kullanmayı seviyor. Dır olup bitmiş varlığa denk düşen bir gramer meselesidir ama yapmak, etmek, yeşermek aslında bir oluşu belirtiyor. Dolayısıyla... bu tür dilde özellikle tam hakikaten detaylı girmek lazım ama dilin kendisi temsiller. Ama bu temsilleri, bunun sözcüklerin kabuğunu çatlatılabileceğini ve yeni sözcükler ya da işte bir araya gelişlerle aslında. Yani o temsil birlikte konuşarak kırılabilir. Tek başına düşünülmez. Düşünürken bile aslında içinde bir sürü... kavramsal karakter yaratırsın, onlarla tartışırsın. Aslında ki burada düşünmek eylemi de tek başına yapılan bir eylem değil. Yani temsil zaten konuşmaya başladığımızda kırılacak. Evet, evet. Tabii. Benim bu kavramları ortaklaşmaya genişletmek için sizin dokunuş dediğiniz şey. Tabii. Kesinlikle. Benim asıl sorum yalnız Deleuze'ün sağduyu tek yönlüdür. Evet. Ben oraya takıldım şimdi. Sağduyu tek yönlüdür duyduğumda benim aklıma entropi geldi. Ve zihnimde şu soru uyandı. Acaba... Entropi düzensizliğe doğru gidiyor ama. Hayır. Başka bir şey. Düzene doğru gidiyor. Acaba entropi mi sağduyunun ürünü, sağduyu mu entropinin ürünü? Şimdi buradaki tek yönlüdür dediği aslında şöyle bir yön gösteriyor. Çok farklı olandan giderek farksıza doğru, az farklı olana. Yani aslında farkı ortadan kaldırıyor. Sağduyunun yaptığı zaten şöyle düşünün sağduyu. Şimdi hepimiz sağduyulu varlıklar olarak bir sürü çok çeşitlilik içinde yaşıyoruz. Bu kadar çeşitlilik içinde aslında biz hepsinin farkını törpüleye ne yapıyoruz? İskemle diye bir kavram uydurmuşuz. Bu sağduysal bir şey aslında. Baktığımızda her sandalye birbirinden çok farklı. Her sandalye sadece kendisiyle özdeş. Ama ben ne yapıyorum? O özdeş kendisiyle özdeş olanlar arasında özdeşlikler kurarak onlara sandalye adını vermişim. Sonra masayla da ilişkilendirmişim aynı şekilde. Mobilya adını vermişim. Dikkat ederseniz genel, evet. Yani farklılıkları aslında yüzeysel farklılıkları bile törpüleye aslında bir tikelden tümele doğru bir gidiş ortaya çıkıyor. Hani tek yön, yani lineer bir gidiş var. Yani evet, yani şöyle bir, mesela şunu diyelim aslında. Politik olarak çok duyuyoruz. Sağduyuya çağırıyorlar bizi, değil mi? Mesela sağduyuya çağırın. Burada nedir aslında? Ortak bir anlaşma zemini bulmayı istiyorlar. Evet, bunda çok daha güzel bir örnek. Çünkü tam da o sağduyuya çağrıldığı zaman senin aslında kimliğini, o çok değerli olan bir şeyi, farklılığını aslında törpülüyor zaten. Bu da bir bozulma. Bozulma, sağduyu böyle bir şey. Acaba insan bilinci evrendeki entropinin ürünü mü? Ha, ya entropi de tartışmalı, termodinamiğin ikinci yasası. Yani o da tartışmalı. Daha çok hani bir denge bozumu ve yeniden denge kurumu var aslında yeryüzünde, evrende. Yani denge bozuluyor, denge kuruluyor diye. Bu daha çok kaos kuramıyla. Çatışma değil. Bir yerde yeni bir düzeye geçmeden önce bir denge bozuluyor. Yani moleküller işte dengeleri bozuyor. Hangi yola gideceklerine karar veriyorlar. Pat yeni bir dengeye geçiyorlar. Sen entropi sürekli bir çöküşe doğru gidiyor. Ama entropi sadece kapalı sistemler için geçerli. Açık. Evet, evet. Yani ya sarılacaksınız ya da entropi. Evet, yani, evet. Bilemiyorum. Her şey aydınlık değil yani. Yani orada kavramsal olarak yanlışlık var. Peki. Nasıl entropi her şey aydınlık bir şey değil. Yani yok, entropinin evet ben de kullanıyorum özellikle yani kapalı sistemler için çok güzel. Hele bizim gibi ülke için hani entropisini artıyor zaten. Siz tabii hep entropi bir kavram bir evet, çok, evet. Hani, çok oturmuş bir kavram. Bu tartışmak için bir şey değil. Yok yok. Yani ben tartışmak için
Hani şey eleştirenler de var yani. Anladın mı? Onun için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sonuçta bir etkinlik yapıyoruz. Ortaklaşmamız, bunu bir sonuca bağlamamız zaten yaptığımız bu şeyler doğasına aykırı. Çok güzel bir akşam oldu. Teşekkür ederim. Hocamızın anlatımları, bilgilendirmesi ve sizlerin katılımıyla İstanbul Tabip Odası adına da hem hocamıza hem sizlere de tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siz de geldin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Thank you.